Şimdi dinleyeceğiniz program tekrar yayındır. Radyo Spor. Barış Ertül, Ali Erim ve Mert Elam'la Sabah Sporu artık daha iddialı. İddia sunar. Heyecan onda, coşku onda, iddia. İddia. Radyo Spor'dan herkese günaydın. Sabah Spor'una hoş geldiniz. Bugün 29 Temmuz 2022 Cuma günündeyiz. Saatlerimiz 7.02'yi gösteriyor. Yaklaşık 3 saat boyunca sizlerle birlikte olacağız ve spor gündemindeki konuları değerlendireceğiz. Avrupa maçlarıyla başlayacağız. Dün temsilcilerimiz Başakşehir ve Konyaspor sahaya çıktılar ve maçları iyi bir şekilde tamamladılar. İlk etapta Başakşehir 19.45'te başlayan maçta Maccabi Netanya deplasmanındaydı. İlk maç 1-1 eşitlikle sona ermişti. Bu maç turu geçmek için mutlak bir gole ihtiyacımız vardı. O golü de maçın hemen başında bulduk. Aslında bir önceki maçın senaryosunun bir benzeri oldu. İlk maçta hemen geriye düşmüştük. Rakip bozulmuştu. Bu maçta da biz erken bir golle öne geçtik ve rakip pek fazla etkili olamadı. Enda Işimiye golü atan oyuncumuz oldu. Bir duran top organizasyonuyla beraber golü bulduk. Sonrası maçın açıkçası çok keyifli geçmedi. Rakibin de teknik kapasitesi çok düşüktü zaten. İlk maçtan da belliydi. Fizik güçleri yüksekti ama geriye düşünce de işleri bir hayli zorlaştı onların. Birkaç pozisyonları var. Golü bulabilecek. İkinci yarının başında tuğmasıyla kaçırdıkları yine ikinci yarı devam ederken hatırladığım bir pozisyonları var. Ama Başakşehir'de 2-0'a getirebilecek pozisyona girdi Münir'le değerlendiremedi. Son bölüm biraz elbette tek farklı galibiyet olduğu için zor geçti ama problem yaşanmadan turu geçmeyi başardı temsilcimiz Başakşehir. Tabii Konyaspor'un işi biraz daha rahattı. İlk maçı 3-0 kazanmıştı. Bu maçı da 2-0 kazanmayı başardı temsilcimiz. Ufak tefek bir rotasyon vardı. 4 oyuncuyu değiştirdi İlhan Palut. İlk yarıdan da işi çözdü. Rahmanoviç 37'de 1-0 öne geçirdi. 43'te de Calvo takımın yeni stoperi bir duran top organizasyonu golü de Konya'dan geldi ve 2-0'la toplamda da 5-0'la turu geçmeyi başardık. Tabii maç genel olarak iyiydi. İlk bölümü izleyemesem de istatistik olarak çok iyi işler yaptığı zaten gözüküyordu Konyaspor'un. Rakip kaleye 10 üzerinde şut, yaklaşık ya 6 ya 8 isabet, 2 direkten dönen top. Zaten büyük bir baskı ve gollerin gelmesi de bekleniyordu. İkinci yarı daha durağan geçti ve ilginçtir. Yani toplamda 5-0'lık avantaj varken Çıkarleşi ikinci sarıdan kırmızı kart gördü. Yani çok yazık oldu bu takımın as oyuncularından biri. Çok da profesyonel gördüğü kartta zaten bir santrfor olmasına rağmen geriye gelip savunma yardım etmek istedi. Fakat yaptığı faul pahalıya mal oldu. Bir sonraki maçta Çıkarleşi'den faydalanamayacağız. Bu da hani bu turdan kötü tat bırakan bir detay oldu. Temsilcilerimiz şimdi Konferans Ligi 3. eleme turunda. Başakşehir Breiðablik ile oynayacak, İzlanda temsilcisi. Diğer tarafta da Liechtenstein miydi, Lüksemburg muydu çok hatırlamıyorum şu anda. Vaduz takımın adı. Onunla eşleştik. Kağıt üzerinde tabii güzel eşleşmeler olarak dikkat çekiyor. Haftaya da o karşılaşmalar hemen başlayacak. Fenerbahçe'de yine Avrupa Ligi'nde yoluna devam ediyor olacak. Sivasspor ve Trabzonspor da playoff turuyla birlikte bu eleme dönemine başlayacaklar. Onu da hatırlatmış olalım bu vesileyle. Şimdi dönersek gündeme, maçlardan sıyrılıp Fenerbahçe dün bir transfer daha açıkladı. Onların da transferde özellikle savunma bölgesinde son dönemde hızlı hareket ediyorlar. Luan Perez İstanbul'a geldi ve oyuncunun transferi konusunda artık herhangi bir sıkıntı kalmadı. Gerçi Jorge Jesus verdiği bir röportajda Perez transferi tamam, diğeri Gustavo Henrique'de işler daha çözülmedi demiş. O da ilginç bir detay oldu. Ama herhalde çok fazla problem çıkmaz. İki oyuncunun da yeni sezonda Fenerbahçe forması giyeceğini söyleyebiliriz. Fenerbahçe ile ilgili tabii dün bu Dinamo Kiev maçındaki tezahüratla alakalı gelişmeler de yaşandı. UEFA Fenerbahçe ile ilgili bir soruşturma başlattı. Bu resmi açıklama geldi gün içerisinde. Ardından Fenerbahçe'den yine bu konuyla ilgili uzun bir açıklama geldi. Program içinde onların detaylarını sizlerle paylaşırız. Bir de istifa haberi. Gün içinde haber çıktı. Sonra resmi ağızdan da doğrulandı. Fenerbahçe'de Ömer Temelli
istifa etti. Aziz Yıldırım döneminin önemli yöneticilerinden birisi. Aziz Yıldırım'ın gördüğüm kadarıyla kuzeniyle evliymiş zaten hali hazırda. Onun istifa ettiği söyleniyor. Tabii belli gerekçeleri var. Belli iddialar var. Tabii ki net olarak paylaşılmadı ama kamuoyuna yansıyan iddialar var. Onu da yine Fenerbahçe'yi konuşurken değerlendiririz. Beşiktaş'la ilgili sol bek arayışı devam ediyor. Gündeme her gün yeni bir isim giriyor. Dün de gördüğüm yeni isim Arjantin'de Talleres Cordoba takımının oyuncusu, 1995 doğumlu Enzo Diaz girdi. Bu oyuncuya teklif götürüldü söylendi. Bakalım orada, dediğim gibi her gün farklı bir isme uyanıyoruz Beşiktaş'ta. O bölgeye ama kesinlikle bir takviye yapılacak ve bu takviyede gördüğüm kadarıyla bir yabancı oyuncu olacak. Galatasaray orada da Mitro bekleniyor. Dün İstanbul'a gelebileceği söyleniyordu ama onların da Konferans Ligi'nde maçı vardı. Dün de 60. dakikada oyuncu oyuna girdi. O yüzden hani dün olmadı, belki bugün veya yarın, artık duruma göre oyuncunun gelmesi bekleniyor. Bir sıkıntı gözükmüyor transferde. Evan Der konusunda da yine her şey onaylanmış gibi, çok negatif bir haber yok. Ama ilginç gördüğüm bir detay, Kadir Çetinçalı paylaşmış. Okan Buruk onay verirse transfer gerçekleşecek demiş. Bu transferde gerçekten çok anlamadığım bir olay. Teknik direktörün onay vermesi her şey bittikten sonra. Neden böyle düşündüğümü de program içinde anlatacağım. Galatasaray'ın hazırlık maçı vardı bir gün önce, onu değerlendirememiştik. Dün biraz o maçı da takip ettim geriye sarıp. O maçla ilgili detayları da, yine dikkatimi çekenleri de Galatasaray'la ilgili konuşurken paylaşacağım. Gündemimizde daha fazla konu olacaktır. Gazete manşetlerine de bakacağız. Şimdi bir araya gideceğiz. Araya da İlhan İrem'in bir parçasıyla gideceğiz. Dün sanatçıyı maalesef kaybettik. Kendisine de Allah'tan rahmet, sevenlerine de başsağlığı dileyelim. Önemli bir isimdi müzik camiası için. Onu da bu vesileyle anmış olacağız. Radyo Spor! Barış Ertül, Ali Erin ve Mert Elam'la Sabah Sporu artık daha iddialı. İddianın sunduğu Sabah Sporu devam ediyor. Heyecan onda, coşku onda, iddia. İddia. ...7.15 saatlerimiz Başakşehir ve Konyaspor maçlarını değerlendirerek başlayalım. Dün açık kanaldaydı iki karşılaşmada. Başakşehir'e TRT Spor verdi. Konyaspor maçı A Spor'daydı. Konya tabii iç sahada oynamanın avantajı, tribün desteği ilk maçtan farklı olarak onu gördük. Diğer tarafta İsrail temsilcisi de yine stadı belli oranda doldurmuştu. Ama erken yenen gol orada da atmosferi biraz düşürdü. Tabii işimize geldi erken bir gol bulmak. Sonuçta ilk maçta zorlanmıştık. Gol bulmamız gerekiyordu ve bir duran topla işi çözdük. Başakşehir'de sağdan yapılan ortada Lucas Lima takımı sol beki, iki duran topları ağırlıkla o kullanıyor. Güzel bir orta. Bomboşta kaldı en değişime. Rakip alan savunması yapıyordu. Adam adama yapmıyordu. Orada fırsatı değerlendirdi. Güzel de bir gol attı. Öne geçtik ama tabii sonrasında öyle çok büyük bir futbol zevkinden herhalde Ali abi bahsedemeyiz. Rakip de topa sahip olmaya çalıştı ama çok iyi kullanamıyorlar. Teknik olarak yetersizler belli ki. Fizik olarak çok iyi durumda oldukları kesin. Bizi de zorladılar savunmadan topla çıkarken ama kazandıkları topları da öyle aman aman değerlendiremediler. Benim hatırladığım ikinci yarıda ya da ilk yarıda mıydı bakayım? İkinci yarıda kaçırdıkları Tuğması ile bir gol var. Sağdan yapılan ortada arka tarafa gitti top. Volkan Babacan çok kötü açıldı. Hissedemedi orada. Aslında bomboş kaleydi Tuğması'nın kafayla. Kaleyi boşalttı Volkan. Evet, kale bomboştu. Oyuncu da herhalde Volkan'dan biraz korktu mu ne oldu? Kafa vuruşunu düzgün yapamadı. Orada beraberlik gelebilirdi. Sonda zaten ben girişte söylemedim. Yani ayıptı söylemesi, uyuklayarak izledim. Son 5 dakika benim için çok iyi geçmedi. Pozisyon hatırlıyorum ama 90+6'da kaçırdıkları direkten dışarı çıkan da bir pozisyonları var. Orada gol olsa maçı uzatmaya gidecekti. Öncesinde de işi bitirebildik. Krevelli'nin bir kafa vuruşu var 90+6'da. Maçın içinde tekrar ekrana gelmedi yanılmıyorsam Münir'in kaçırdığı soldan karşı karşıya bir pozisyon var. Yine birkaç ufak pozisyonda bulmayı başardık ama dediğim gibi böyle çok keyifli bir karşılaşma olmadı. Başakşehir'de hani diğer izlediğimiz takımlara göre böyle aman aman hazır gözükmedi bu turun geneline baktığımızda. Başakşehir'de ilk karşılaşmada oyuna sonradan giren Aleksic, oyuna sonradan giren Münir, oyuna sonradan giren Şiş
etkili isimlerde, etkili işler yapmışlardı ve Başakşehir'in beraberliği yakalamasında katkı vermişlerdi. Şimdi dün seninle konuşurken hani merkezde Mahmut'tan vazgeçmez herhalde diye konuşmuştuk ama Deniz Türüç yerine Münir'i ikimiz de bekliyorduk. Orada tahminlerimiz, öngörülerimiz doğru çıktı. Merkezde Berkay'ın olmama ihtimali pek düşünmüyordum ben açıkçası. Ama Aleksic'ten yana tercihini kullandı ve Biglia, Mahmut ve Aleksic'le bir merkez oluşturdu. Emre Belezoğlu. Onun yanında zaten kadro aynıydı. Başakşehir'de savunma hattı aynı. İşte ileri üçte Münir'i de söyledik zaten. Ve az önce de senin söylediğin gibi bir kornerde gelen golle beraber Başakşehir öne geçti. Şimdi Başakşehir öne geçtikten sonra normal şartlarda evet hava çok sıcaktı. Onu kabul ediyorum. Evet rakibin fizik gücü çok yüksek. Bunu da kabul ediyoruz. Bunu da gördük. Yalnız Başakşehir o kadar fazla geri ve yan pas yaptı ki hani elindeki etkili olabilecek silahları kullanmaktan da adeta çekindi. Şimdi mesela dün koskoca bir 90 dakika Serdar Gürler'in etkili bir hata, etkili bir pozisyonu yok. Yani bu karşılaşma aslında normal şartlarda Serdar Gürler'e ne dersin, nasıl bir karşılaşma istersin? Ya Başakşehir erken öne geçsin der Serdar Gürler. Kendi özelliklerini ortaya koyabilmek için. Aleksic mesela onu ister. Ki ilk karşılaşmada Okaka yine ileri ucun en etkili oyuncularından biri olarak gözükmüştü. Okaka yine çok dolaştı. Çok iyiydi. Evet, yine topla buluştu. Yani o iyi performansını devam ettirdi. Ama bakıyorsun Münir iyi oyuncu mu? Tabii ki iyi oyuncu. Serdar Gürler iyi oyuncu mu? İyi oyuncu. Okaka hem iyi oyuncu hem formda. Ama orada Başakşehir'in bilmiyorum anlayışında mı, temposunda mı daha kopukluk halledilememiş, çözülememiş. Çünkü top Münir'e geliyor. Top Münir'e geldiği zaman sanki diğer tüm takım arkadaşlar onun ne yapacağını bekliyor. Ya da tam tersi Okaka'ya top geldiği zaman hani sanki Okaka rakip yaralının ortasında herkesi geçebilecek de gol atacak gibi böyle bir şey var Başakşehir'de. Beklenti var ve birçok defa Başakşehir ileri gidebileceği, öne doğru oynayabileceği pozisyonlarda neredeyse Volkan'a kadar döndü. Bu Başakşehir adına hayal kırıklığıydı. Hani golü attıktan sonraki bölüm. Hani tamam hadi ilk yarı olmadı, ikinci yarı olmadı ama bir tane de iki tane de bir kontra, bir rakibi tehdit eden, rakibi geri koşturan pozisyon olması gerekirdi. Bununla beraber Makabi Netanya hakikaten topla arası pek iyi olan bir takım değil. Hatta topla arası iyi olan az oyuncusu var. Zaman zaman rakip yarı alanda onlar da baskı oluşturdukları bölümde o kilit pası verememenin, o anlık sihri yaratamamanın baktılar çözemiyorlar. Onlar da bayağı geri dönmek zorunda kaldılar. Belki dikkat etmişsindir. 70 ile 80 arası, belki 70 ile 85 arası 3-4 tane Başakşehir'in ceza sahasına yakın bölgeden taş atışı kullandılar ve top kalecilere kadar geri döndü. Hep geriye doğru oynamak durumunda kaldı onlar da Başakşehir'i çözemeyince. Dolayısıyla az pozisyonun yaşandığı, temponun oldukça düşük olduğu, izlemenin biraz sıkıntı verdiği bir 90 dakika oldu. Ancak sevindirici olan tabii ki ilk karşılaşmadaki beraberliğe rağmen turu geçebilmek, turları geçmeye ihtiyacımız var. O yüzden de Başakşehir'in turu geçmesi sevindirici. Ancak Başakşehir adına da bu performansın ben ne ligde ne de Avrupa'da yeterli olabileceğini zannetmiyorum. Mutlaka ve mutlaka bu takımın temposunu ve biraz böyle rakibi ısırma seviyesini arttırması lazım diye düşünmekteyim. Yani transferle ilgili de mesela hani bu takıma yeni takviyeler katılacak mı? Belki bir santrfor katılacak ama onun haricinde 6 numarası tamam. Orta sahası hani Biglia'sı, Mahmut'u, Aleksic, Berkay gayet normal gözüküyor. Bu arada kaçırdım ama Çadli hala normalde takımın oyuncusu ama Avrupa listesinde yok tahmin ediyorum sakat ki. Sakat diye okumuştum. Sakat mı o? Evet, o yüzden yok. Klasik olarak. Hani o var. Deniz Türüç var en azından. Patrik Şiş, Serdar Güler kanat rotasyonu da iyi. Santrfor bölgesi dediğim gibi oraya belki bir takviye düşünüyorlar. Batshuayi ismi geçmişti. Seferovic bile yazılmıştı Galatasaray'a gelmeden önce. Ama olmazsa da Okaka Crivelli lig için bence fizik seviyesi de gayet iyi bir ikili var orada. Savunma attı. Oraya da çok takviye geldi. Zaten Endişim'e Duarte ana ikili. Tuba geldi. Bir
yabancı stoper dağılmışlardı. Genç de potansiyelde de bir oyuncuları var. Bekler Hasan Ali, Lima sol bek, sağ taraf Kaysara, Ömer Ali, Şener de var hatta. Kaleci konusunda öyle bir transferlik durum yok. Aslında Başakşehir bu aşağı yukarı. Evet. Yani bir tek dediğim gibi santrfor gelirse gelir. Ama o santrfor her şeyi değiştirir mi? Başakşehir'de ki şu anda aslında ilginç olan kızım da bence en iyi en formda oyuncuların santrforları. Yani Okaka bu maçta da ben acayip beğendim. Bu hani Amerikan futbolunda böyle mesafe kat edersin ya sürekli topla. Okaka da topu alıyor, sırtını alıyor diğer rakibi, mesafe kat ediyor, bir yere kadar götürebiliyor ama tabii çok net pozisyona dönüşmedi ama onu yapması bile çok değerli. Okaka o anlamda çok iş yaptı iki maçta. Yani fiziğini, kalçasını, vücudunu çok iyi kullanıyor. Sırtı dönük topu alıp yüzünü de kaleye dönebiliyor. O açıdan çok iş yaptı. Ama ona eşlik edecek bir futbolcu çıkarmakta zorlandı Başakşehir. Mesela dün Kayseri'yi beğenmedim. İlk maçta da oyundan çıkmıştı. Normalde bir sağ bekin mesela iki maçta da oyundan çıkması normal bir şey değildir. Kayseri da dün işin savunma yönünde bana kalırsa yine sınıfta kaldı. İlk maçta da inilen golde en büyük hata. Bence Kayseri de orada çok kolay bir çalım yemişti Tuvumasi'den. Bu maçta da böyle erken müdahale yapmaya çalışıp yerini çok kaybetti Kayseri ve ilk değişikliğini de sağ bekini çıkararak yaptı Emre Belezoğlu. O da hani ne kadar aslında kötü oynadığını da bence bir göstergesi. Bu gidişte o da formasını Ömer Ali Şahiner'e kaptırabilir. Benim hani bu iki maçtan çıkardığım bu Başakşehir'le alakalı olarak. Şimdi Konya Spor'a geçelim. Ali abi dilersen buçuk reklamına kadar. Konya'da ufak dokunuşlar yapacağını söylemişti İlhan Palut. Çünkü ligde başlayacak bir yandan yoğun bir tempoya gireceğiz ve takımdaki diğer oyunculara da güveniyorum demişti. Bu karşılaşmada mecbur olarak sağ stoperi zaten değiştirdi. Uğurcan kırmızı kart görmüştü. Adil oynadı onun yerine. Sağ bekte bir değişiklik gördük. Cebrail Ahmet Oğuz'un yerine oynadı. Orta sahada Hacı Ahmetoviç'e dokunmadı. Önüne Rahmanoviç'i aldı Soner Dikmen'in yerine ve sağ tarafta da Mikalak yerine Muriç'i, yeni transferi, ilk maçta da gol atmıştı. Onu kullandı. Santrfor'una ve sol kanadına da 10 numarasında dokunmadı İlhan Palut Hoca ve bu kadroda gayet iyi iş yaptığını gördük. Bilmiyorum sen maçın hangi kısımlarını takip edebildin. Ben Başakşehir 90 dakika izlediğim için Konya'nın ilk bölümünü kaçırdım. Ama işte ikinci gole yetiştim. 43'teki duran top golü Calvo zaten orada 2-0'a geldi. Ama ondan önce de zaten çok baskılı bir Konya Spor izlemiş. Herhalde izleyenler 12 şut, 8 isabet, 2 direkten dönen top diye bir istatistik gördüm ben. Gayet de dominant bir performans gözüküyor. Bu kadarına bile gerek yoktu. Sonuçta 3-0 bir galibiyet vardı ama işini sağlam almış Konyaspor ilk yarıdan. Toplamda 5-0'ı buldu. İkinci yarı biraz daha Rörenti'de değişikliklerle böyle as oyuncudan dinlendirip tam istediği gibi oldu aslında İlhan Palut'un. Hacı Ahmetoviç'i ve Gilerme'yi 46'da çıkardı. Ajax stili. Evet, Ajax gibi yani skoru bulup as oyuncularını işte 46'da, 60'da, 60'da da Rahmanoviç'i çıkardı. Mesela orada da şimdi geri dönüp konuşmak kolay. Niye Çıkarleşi'yi çıkarmadı acaba? Ben onu bekliyordum Muhammed'i kenarda gördüğümde. Çıkarleşi'yi dinlendirir bir sonraki tur için. Rahmanoviç zaten çok oynamamıştı ilk karşılaşmada değil mi? Yedekti sonuçta. Ben onun tamamlayacağını düşünüyordum. Hani Bütücü'yü de çıkardı. O tercih herhalde bugün geri dönüp baktığında pişman olmuştur İlhan Polat'ta. Neden Çıkarleşi'yi çıkarmadım? Çok gereksiz bir sarı kartla o da atıldı maçı sonunda. Sen ilk sarı kartı gördün mü? İlk sarı kartı görmedim. İlki zaten kırmızıydı. Ha gördüm ayağına basıyordu. Yani, tamam hatırladım. İlki kırmızıydı zaten. Evet kırmızı. aynen öyle düşündüm ben de. İlhan Palut'un çıkarmasına pek gerek yok. Doğru, hakem doğru, çıkarmalıydı da. Doğru sert bir pozisyondu. İlki kırmızıydı normalde. Açıkçası dün Konyaspor karşılaşmasını konuşurken benim kafamdaki beklenti bundan daha farklıydı. Ben birkaç değişiklikle beraber ilk maçın avantajını da alan Konyaspor'un biraz daha dengeli. Rakibinde zaten pek umudu yok. O yüzden düşük tempolu bir maç başlangıcı ve skor bekliyordum. Skor tahmin ettiğim gibi oldu. Düşük 2-0 bitti. İddia bölümünde de 2,5 gol altı olur demiştik. Ama bu tamamen şansla alakalı. Çünkü Konyaspor zannedersem taraftarın da verdiği büyük destekle beraber hakikaten ilk maçtan bağımsız bir 45 dakika oynamış. Öyle gözüküyor. Şimdi ben de senin gibi Başakşehir maçını tamamen izledim. Ondan sonra döndüm baktım. Gördüklerime inanamadım. Yani Konyaspor dövmüş rakibini o bölümde.
2 değil, ilk yarıyı 4 golle de çok rahat kapatabilirmiş Konyaspor. Zaten yani geçen hafta iki ekip arasındaki farkı, Konyaspor'un ne kadar iyi olduğunu 10 kişilik bir oyuncu performansıyla da Konyaspor ortaya koymuştu. Bu kez Konyaspor o özgüvenle, taraftarının verdiği güçle ilk 45 dakikada zaten çok çok bence iyi, etkili bir oyunla, hani genelde Konyaspor Aykut Kocaman döneminden beri işte özellikle savunmada etkili olur, kemik gibidir, kolay kırılmaz ama biraz kısır bir takım gibi gözükür. Ama İlhan Palut'un şu takımı, tabii rakibin de gücü anlıyorum belli bir seviyede ama yine de bir Avrupa karşılaşmasında bu kadar pozisyon yaratmak, bu kadar gol atmak, iki karşılaşmada 5 gol atarak gol yemeden turu geçmek bence çok değerli. Tebrik etmek lazım İlhan Palut'u. Konyaspor zaten daha transfer döneminde hemen gözümüze çarpmıştı transferleri erken bitirerek. Zaten belli bir anlayış, belli bir yapı vardı. Tercih edilen oyuncular da belli ki takım kimyasına uygun, takım profiline uygun isimler oldu ve şu an Konyaspor lige en hazır takımlardan biri olarak gözüküyor. Umarız hani Avrupa'da da şu oyunla gruplara kadar gidebilir Konyaspor. Konyaspor bu sezonun şu ana kadar hani böyle umut veren Anadolu takımı hangisi dersen direkt olarak Konyaspor denilebilir. Ama iki karşılaşmada da Konyaspor'un 10 kişi olması normal değil. İki Avrupa maçı, iki Avrupa karşılaşmasında da Konyaspor 10 kişi kaldı, eksik oynadı. Şimdi rakipler belli bir seviyede ama onun da mutlaka çözülmesi lazım. Ya bir dünkü de, şey o. Sıkıntı oydu, sıkıntı değil mi? O. İki maçta gördüğümüz o. Çıkarlışı da tabii çok benim sevdiğim tarz, çalışkan bir forvet. Dün gördüğü ikinci sarı kartta tamamen bu çalışkanlığının bir sonucu ortaya çıktı. Geriye kadar oyuncuyu takip etti ama oradaki müdahalesi haklı olarak hakem de ikinci sarı kartı gösterdi. Çünkü umut veren bir ataktı. Hatta Frik kazandı oradan değil mi? Yakında evet, evet. Kaleye bayağı yakın bir yerden faul yaptı. İşte yani bu oyuncular da sarı kartla oynarken artık o bilinçte olmaları lazım. Tabii yani. 5-0 bir de yani toplamda 5-0. Skor. Aynen. O kadar tamam güzel bir şey yaptı da keşke o dokunuşu yapmasaydı. Tabii dokunmayacak yani orada gölge artık. Gölge prese dönecek orada. Hani rahatsız edecek bir şekilde varlığıyla ama oyuncuya müdahale ettiğiniz anda işte çift sarı kırmızıyla beraber bir sonraki turda olmuyorsunuz. Dün ikinci yarıda tabii izlediğimiz bölüm üzerinden konuşmak durumundayız. Bütici'nin dar alanda yaptığı işlerde çok konuşuldu. Orada sol tarafta rakibini iki pozisyonda tırnak içinde hani madara etti. Gerçekten onu da izlemek çok büyük bir keyif. Konyaspor'da zaman geçtikçe takım da iyi oldukça onun da özgüveni arttı. İlk geldiğinde tahmin ediyorum ki bu kadar değildi ama dün de çok güzel pasajlar gösterdi. Çok rahattı Mütici ve hani çocuk oyuncağı gibi çalımlar yapmayı başardı. O da bu sezonun büyük bir potansiyel yıldız adayı gibi gözüküyor. Gerçekten hani oturmuş bir takım var şu anda Konyaspor'da. Hani Calvo geldi Abdülkerim Bardakçı yerine. İki maçta gayet sanki yıllardır Konyaspor'da oynuyormuş gibi. Giderme geçenlerde İlhan Palut'un bir röportajına denk geldim. En profesyonel oyuncu olarak tanımladı. Hani kaptanlık ruhu da olan bir isim. Çok istikrarlı onunla da sözleşme uzattılar. Onun performansı zaten geçen sezon da çok iyiydi. Bu sezona dair de çok iyi şeyler vaat ediyor. Şeyiç kalede dün yine tabii Konyaspor geriden pasla çıkmaya çalışan bir takım ve Şeyiç bu ligde bu anlamda en iyi kaleci. Birkaç riskli pası vardı ama yine de güven veren bir performansı var. Hem kurtarış konusunda hem topu oyuna sokma konusunda. Hani tek tek de bakınca bir tek belki hani eksik nokta sağ stoper konusu Konyaspor'un. Orada Adil Demirbağ oynadı. Bu maç, bir önceki maç Uğurcan oynadı ki Uğurcan da yanılmıyorsam bir orta saha. Oradan bozma bir sağ stoper olmuştu. O kısım biraz sıkıntı. Yoksa sağ bekte mesela Ahmet Oğuz oynuyor ilk maç. Bu maç Cebrail'di. Canavar gibi dün sağ bek mi sağ açık mı benim izlediğim bölümde. Belli değil. Çok tempolu bir oyuncu. Gayet iyi bir sağ bek rotasyonu var. Hacı Ahmet Oğuz'a zaten diyecek bir şey yok. Soner 8 numarada iyi. İşte 10 numara belki yeni transferlerle güçlenebilir. Hani kanat center for gayet iyi bir takım ama var. Böyle bir takım yakalamışken de hani stoper konusunu, çünkü şimdi hani ilk iki stoper mesela belli bir seviyede olur. 3-4 sıkıntı yaratır. Bir bakıma alınabilecek bir istir ama daha hani sen sağ stoperde direkt problem var dediğin noktada hani böyle bir takım yakalamışken de Konyaspor belki oraya
bir takviye yapabilir transfer döneminin ilerleyen bölümünde. Çünkü daha süre var. Dün konuştuk bunu. Hani takımlara belli şanslar da gelebilecek ilerleyen dönemde. Lige başlangıçtan sonra hani Konyaspor oraya bir hamle yaparsa senin dediğin gibi o bölgeye ben çok şaşırmam. Uğurcan'a da şimdi Transfermarkt'a girdim. Stoper yazmışlar burada. Geçen sezon hatırladım ön liberoydu ama 4 stoperi gözüküyor. Eğer Uğurcan'ı da stoper sayarsak sağ taraf için zaten Uğurcan'la Adil bir alternatif. Sol içinde Calvo'nun alternatifi dün de oyuna girdi. Kahraman Demirtaş Göztepe'den transfer edilmişti. Bu rotasyon var ama 5. bir oyuncu benim görebildiğim kadarıyla yok. Belki bir fırsat kovalayacaklar. Sonuçta daha koskoca bir Ağustos ayı var önümüzde transfer için ve Eylül'ün ilk haftası var. Konya bilemiyoruz tabii başkan İlhan Palut transferi bitirdik dediler mi? Ama dinamik bir süreç. Fırsat bulurlarsa, fırsat gelirse dönlerine o bölgede bir takviye yapabilirler. Mesela daha şeyi görmedik. Bruno Paz, hatırlarsın bu Vitor Pereira'nın listesinde olan oyuncu. Dün süre almadı. Bilmiyorum sakatlığı mı vardı, onu da takip edemedim. Ama o da potansiyelli bir orta saha olarak lanse ediliyordu. Oğulcan Ülgün yine benim beğendiğim isimlerden biri, onu da göremedik. Yeni transferler var. Pavicic dün süre aldı mesela. Hacı Ahmet Ovinç yerine oyuna girdi. Çok potansiyelli olduğu söylenebilir. Bakalım bu form grafiğini ligede taşıyabilecek mi Konyaspor? Onu da merakla bekliyoruz. Eşleştiği rakipleri de bir kez daha hatırlatayım. Başakşehir İzlanda temsilcisi Breiðablik'le eşleşti 3. eleme turunda. Konyaspor'da Liechtenstein temsilcisi Vaduz rakibi oldu. Vaduz da ben tabii bilmiyordum, benim belki cahilim ama İsviçre liginde mücadele ediyormuş. Liechtenstein'in ligi yok anladığım kadarıyla. Ama orada bir kupa mücadelesi olması lazım ki hak kazansın Vaduz. Sonuçta İsviçre 2. liginden de konferans ligine katılım. Kupa? İşte kupa olması lazım. Ama İsviçre'nin değil, sanki yerel de bir kupa var. Onu da bakmak lazım. Şu an kısıtlı süremde bakamadım. Ama nasıl burada bilet aldı konferans ligine, onu merak ediyorum. Çünkü lig yok. İsviçre 2. liginde mücadele ediyor. 2 sene önce 1. ligde de mücadele etmiş en üst seviyede. Ama şu an 2. ligde İsviçre'de mücadele eden bir takım olduğunu da söyleyelim ve aramıza gidelim. Barış Ertül, Ali Erim ve Mert Elam'la Sabah Sporu artık daha iddialı. İddianın sunduğu Sabah Sporu devam ediyor. Coştu onda ikla. 7.42 saatlerimiz. Şimdi reklam arasında bu şeye baktım. Liechtenstein takımı Vaduz'un nasıl bilet aldığını Ali abi. Bir kupa varmış. Kupada kaç maçta peki bilet alıyorlar biliyor musun? 4. 3. Çeyrek finalde 12-0 yenmişler geçen sezon. Yarı finalde uzatmada 3-1 yenmişler. Finalde de yine 3-1 ile ki maçları da 154, 400 ve 585 kişi takip etmiş. Zaten ne kadar nüfusu var bilmiyorum da az kişi takip ediyor. Ve 3 maçta bilet almayı başarmışlar. Sonra şunu merak ettim. 3 maçta bilet veriliyor da başka takım yok mu mesela? Liechtenstein'dan diye. Yokmuş gerçekten. Tek hakları var. Bu Kassiesa var. Oradan bakıyorum. Bir kaynak olarak. Şu anda 55 ülke arasında 50. sıradalar ülke puanında ve tek temsilciyle katılan tek ülke. Yani sonrasında minimum 3 takımla katılan var. Sonuncu San Marino bile 3 takımla katılmış. Gerçi şu ana kadar hepsi elenmiş. 3. eleme turuna herhangi bir takım çıkaramışlar ama Liechtenstein'ı tek başına tek takımla diğer bayağı 5 ülkeyi de geçmeyi başarmış. Nasıl oluyor? Cebel Tarık, Kuzey Makedonya, Andorra, Karadağ ve San Marino'nun önünde ülke puanı olarak da. O da hani meraklısına ben de aktarmış olayım. İlginç değil mi ama tek takımla lig olmadan 3 maçta bilet alıyorsun konferans ligi elemelerine. İlginç olmuş yani. Ligleri, San Marino'nun ligi var. Belli ki var diğer herkese. Yani Liechtenstein harici her ülkenin ligi var. Ligi olmadığı için böyle bir durumla karşı karşıya. Evet. Bana garip geldi. Bilmiyordum yani ilk defa. Şimdi Vaduz'la eşleşince. Liechtenstein'e gidip bir lig kurabilirsin istiyorsan. Evet, onu düşündüm şimdi. Nasıl... Bu durumun değişmesini istiyorsan. Mesela adamlar bir önceki sezon 2021-22'de 0 puan toplamışlar Avrupa'da. 0. 0 puan toplamışlar diye bir yani, olmaz. 0 puan. Puan alamamışlar. Evet.
Düzelt beni hemen. Düzelteyim hemen. Sıfır puan toplamışlar ne demek? Ya, toplamamışlar işte. Puan falan toplamamışlar. Ama bu sezon 1500, 1.5 ya da daha doğru tabirle fena da puanları yok. Bakalım kimle eşleşmişlerdi? Konya Spor'la. Bundan sonra Kalbim Vaduz'la mı diyorsun? Konya eşleşmesinden sonra tabii. Yani çok empati kurdum bu takımı. Bilmiyorum Ali abi, garip geldi bana. Hani lige bakıyorum, hangi ligde mücadele onu söyleyeceğim. Ligde ne yapmışlar? Yok. Lig yok. İkinci lig yazıyor orada. Neyin ikinci ligi? Baktım İsviçre'nin ikinci ligiymiş. Sonra bu adamlar nasıl bilet aldı onu merak ettim. Hani böyle merak ede de buralara kadar güzel, geldik. Güzel. Tek takımda Liechtenstein'ın da yanındayız. Ama Konya Spor maçından bağımsız tabii ki. Konya'yı destekliyoruz burada. Şimdi nereden devam edeceğim? Fenerbahçe'den devam edeceğim. Dünün ve işte son günlerin maalesef hani çok konuşulan konusu oldu bu. Putin tezahüratı Fenerbahçe'nin yaptı. Dün onunla da ilgili gelişmeler oldu. Hem UEFA'dan konuyla ilgili bir açıklama geldi. Bir disiplin soruşturması başlattılar. Etik ve disiplin müfettişi atamışlar. İngilizcesi bu, Ethics and Disciplinary Inspector Appointed demişler ve uygunsuz davranışlar dolayısıyla Fenerbahçe taraftarının böyle bir soruşturma başlatılmış. Bakalım bu iş nereye varacak, bir ceza alacak mı? Sen mesela dün programlarda konuştuk Fenerbahçe'nin böyle bir şeyden dolayı ceza almasının mantıksız olduğunu. Değil mi? Özetle söyledin. Ben UEFA'nın bakış açısıyla değerlendirdiğimde bir ceza çıkmasını beklediğimi söyledim. UEFA ilk aşamayı yaptı. Soruşturmayı başlattı. Bu da bir sinyal herhalde diye düşünüyorum. Fikrin değişti mi? Yoksa hala buradan bir şey çıkmaz diyor musun dünkü açıklamadan sonra? Fenerbahçe'nin canını yakacak bir ceza çıkacağını ben düşünmüyorum. Evet, yani çok uç şeyler de okudum. Böyle men falan gibi. O kadarını ben de düşünmüyorum. Ama ufak da bir ceza herhalde buradan çıkacaktır. Hani seyircisiz oynama mı olur, para cezası mı olur? Bir şekilde bu artık açıklama yapıldıysa ben devamında getireceğini düşünüyorum UEFA'nın. Bakalım, onu zaman gösterecek. Fenerbahçe açıklama yaptı. Onu okudun mu? Hı-hı. Dün uzun da bir açıklama oldu. Bir 7-8 paragraflık açıklama. Klasik olarak ilk başta şöyle dedi: kulübümüzü temsil etmeyen, kulübümüzün kurumsal duruşunu hiçbir şekilde yansıtmayan bir söyleme karşı bu açıklamayı yapıyoruz dedi Fenerbahçe kulübü. Bu savaş sürecinin başlangıcı olan tarihte biz tepki veren ilk kulüp olduk. Bir kez daha vurguluyoruz diyorlar, savaş yüreklilik değil, korkaklıktır, savaşa hayır diyor Fenerbahçe. İşte bu hassasiyetin örneği olarak da Shakhtar'la yapılan dostluk maçına vurgu yapmışlar ve bu konudaki duruşumuz ilk günden itibaren kamuoyunun malumudur diyor. O bu maçında işte 58. dakikasında yaşanan olayla ilgili şunu söylüyorlar. İşte ülkemizde bir takımda forma giyen yedek kalecilerinin, ki Boyko Beşiktaş forması giymişti, gol sonrası sergilemiş olduğu abartılı hareketler tribünlerin bir bölümünün galeyana gelmesine ve 120 dakika süren maç içerisinde sadece 20 saniye süren bir reaksiyona sebebiyet vermiştir. Ama mesela Boyko'dan dolayı mı oldu, yoksa gol atan oyuncunun sevincinden dolayı mı oldu bunlar? Mesela ona vurgu yapılmamış. Nedense Boyko üzerinden. Boyko da yapmıştır ama diğer oyuncu da ben tahmin ediyorum ki onunla alakalı, hatta ilk biri bir taraftaydı, diğeri diğer taraftaydı. İki farklı taraftalardı aslında dediğin gibi. Ama sebebi ne olursa olsun diyor Fenerbahçe, tribünlerimizin bir bölümünden yükselen reaksiyonu Fenerbahçe Spor Kulübü olarak kesinlikle kabul etmiyoruz. Ama diyor bu söylemin tüm taraftarımıza mal edilmesi ve kulübümüze sorumluluk atfedilmesi de adil ve hakkaniyetli bir yaklaşım değildir. İşte kulübümüzün töhmet altında bırakılması ve konunun siyasetle ilişkilendirilmeye çalışılmasını kınıyoruz demiş Fenerbahçe kulübü. Ve Fenerbahçe'nin her zaman siyaset ve sporun birbirinden ayrı tutulması gerektiği noktasındaki duruşumuzu bir kez daha kamuoyuna hatırlatıyoruz diye de bitirmişler açıklamaları. Nasıl değerlendirirsin Fenerbahçe'nin açıklamasını? Bir özür yok açıklamanın içinde. Sadece kabul etmediklerini söylemişler ve bitirmişler açıklamalarını. Ben de açıkçası açıklamayı okurken bir bölümde gözlerim bir özür cümlesi aradı. Yani Ukrayna halkına karşı, hani eğer gücendirdiğimiz insanlar varsa özür dileriz gibi böyle basit bir tek cümlelik bir açıklama, bir özür bekledim ama öyle bir şey olmamış metinde. Bence o bakımdan, yani bir özür olmaması bakımından hayal kırıklığı. Onun dışında tabii ki Fenerbahçe kendi bakış açısıyla o metni hazırlamış. Genel olarak da hani ben zaten konuyla ilgili söyleyeceğimi söyledim. Birçok şey konuşuldu. Şimdi üzerinden tekrar tekrar geçmeye de gerek olduğunu zannetmiyorum ama
işte bizde böyle durumlarda çok fazla şey yapılıyor. Yani böyle bir kendi kendimize bir gürültü çıkartıyoruz. İşte Fenerbahçe meredilsin Avrupa kupalarında. Yani böyle beklentiyle hareket eden bir grup ortaya çıkıyor mesela. Yani öyle bir şey olmayacağını herkesin bilmesi lazım. Öyle bir beklenti içine girilmemesi gerektiğini herkesin bilmesi lazım. Bunlar çok uç noktalar. Yani bir Avrupa kupasından men edilmek için çok daha farklı şeylerin olması gerekir bir stadyumda, bir kulüple alakalı olarak. Ama işte öyle bir beklentiye girince insanlar, ondan sonra bu konu konuşulurken işte bu kadar basit mi diye hayal kırıklığına doğuruyorlar. İşte bu konuyu böyle mi konuşsun? Bu konu bize de bir sürü mesaj gelmiş. Mesela konuyla alakalı olarak bana gelmiş, bilmiyorum sana geldi. Bana da tam tersi tabii. Bana da biraz, ben çünkü sert konuştum dün sabah. Öğlen biraz daha yumuşadım, fikirlerim değişti. Bana da Fenerbahçelilerden tepki gelmiş. Sana Fenerbahçeli olmayanlardan tepki gelmiş anladığım kadarıyla. Ha işte şey, ne derler? Bu kadar basit mi, bu kadar şey mi, niye konuşmuşuz? Ya konuşuruz, ben söyleyeceğimi söyledim. Kendi görüşümü söyledim. Sizinle aynı fikirde olmak durumunda değilim. Ya da siz benimle aynı fikirde olmak durumunda değilsiniz. Ama tekrar söylüyorum, yani böyle değerlendirmeleri yaparken, ne beklediğinizi düşünürken bir de olaya bakmanız lazım. Olayı da analiz etmeniz lazım. Şimdi buradan men çıkacağını düşünüp bunun saatlerce konuşulabilecek bir şey olduğunu zannedenler var. Onun ben hatalı olduğunu söylüyorum. Öyle bir beklentiye girmeyin. Öyle bir beklentiye girdiğiniz için de öyle duyduklarınız sizi sinirlendiriyor. Bunu taraftarlara söylüyorum, dinleyenlere söylüyorum. Bu konuyla ilgili yazılıp çiziliyor sürekli olarak. Benim gördüğüm bu dünden bugüne kadar. Tabii ki bu yıllardan beri olan bir şey, bu senin dediğin men beklentisi. UEFA'ya işte rakip takım taraftarlarını yazdığı yazılar, sosyal medyada işte farkındalık oluşturalım, UEFA'ya etiketleyelim, ceza almasını sağlayalım. Her takım bu transferde de oldu, şike sürecinde de oldu, işte bu tarz konularda da oldu. Yani bunlar bizim normalimiz. O yüzden hani dün i̇şte bu konu hakkındaki yorumlara hiç senin söylediklerine şaşırmıyorum artık. Aynen, dediğim işte normalimiz. O mesajları atan da zaten o kitle. Yani hayal kırıklığına uğrayanlar, duyduklarından, okuduklarından hayal kırıklığına uğrayanlar, mesajlara yazanlar. Ondan sonra profiline bakıyorsun. Adamın son 24 saati bu olayla geçmiş. Niye profiline bakıyorsun mesela? Sana bakıyorum çünkü nasıl bir profille karşı karşıya olduğumu bilmem niye, lazım. Niye mesela, cevap mı vereceksin? Cevap vermeyeceğim ki. Ama o duyguyu anlamaya çalışıyorum. Karşı tarafın ne belli hissettiği. Belli değil mi zaten? Hayır. Bütün. Hayır, şimdi böyle bir mesaj atan adamı zaten onunla ilgili kafayı sıyırdı zaten. Açık değil mi? Niye illa kontrol bekliyorsun? Yok, bakıyorum. Hep bakarım. İyi yazana da bakıyorum. Kötü yazana da bakıyorum. Fikrini merak ediyorum. Görüşünü merak ediyorum. Bakıyorum böyle. Oho, kafayı yemişler. O konuyla alakalı olarak. Başka bir şey yazmamış adam. Yani son 24 saatteki bütün dünyası olmuş. Neden? Çünkü rakip ceza alsın. Rakibin canı yansın. Başka bir derdi yok. Olayı da öyle gördüğü için öyle yorumlamak istiyor. Öyle duymak istiyor. Evet, düşüncelerimizi biz söyledik. Ben o zaman dünden farklı olarak bir şeyler söyleyeyim. Çünkü dün ben şöyle dedim. Fenerbahçe en ağır cezayı almalı dedim bu olaydan dolayı. Ama gün içinde biz de kendi aramızda biraz konuştuk. Benim de düşüncelerim biraz daha yumuşadı. Ben tabii ki hala tasvip etmiyorum Fenerbahçe'nin yaptığını ve kesinlikle özür dilemesi gerektiğini düşünüyordum. Maalesef onu göremedik. Dünkü açıklamada Fenerbahçe'de herhangi bir özür ifadesi yok. Sadece kabul etmiyoruz demiş. Bu da tabii ki güzel ama devamında getirse daha şık olurdu. Fenerbahçe'nin büyüklüğüne bence daha çok yakışırdı. Ama buradan en ağır cezayı almalı sözümü geri bırakıyorum. Dediğim gibi tasvip etmemekle birlikte yapılanı, özür beklemekle beraber artık orada iş UEFA'ya kaldı. Ya peki sen bir şey diyorsun şimdi de, çok affedersin, işte tasvip etmiyorum diyorsun. Bunu onaylayan yok ki zaten. Bu durumu. Onaylayan yok da herkesin de ama bir aması var Ali abi, işte ama tahrik edildi, ama 20 saniye sürdü, bütün maç sürmedi, ama bunlar oluyor, işte siz de yaptınız geçmişte, ama hep bu amalar olması benim hoşuma gitmiyor. Yoksa tamam, o konuda bu arada tasvip eden de olabilir, yani Rusya'nın savaşını haklı görenler de var. Bak, o ayrı bir şey. Rusya Ukrayna konusunda Rusya'yı sen haklı görebilirsin, o ayrı bir şey. Ben görmüyorum şu anda. Tamam, bak ama... o ayrı bir şey. Sen dedin ya görenler olabilir diye. Farz et ki öyle biri var. Olabilir. Ama zaten bizi rahatsız eden nokta şu olmadı mı? Yani bir hareket oldu Ukraynalı oyunculardan. Sen onları gücendirmek için en kötü yerden vurmaya çalıştın. Rahatsız edici nokta o zaten. Evet. Rahatsız eden o.
Yoksa sen bana ne Rusya Ukrayna savaşında ne düşünüyorsan düşün. Yani Fenerbahçe Kiev maçıyla bunun hiçbir alakası yok. İstediğin görüşte olabilirsin. Ama bizi rahatsız eden nokta, bizim vicdanımıza sığmayan nokta, böyle bir durumdaki takıma, böyle bir ülkeye en kötü yerden vurmaya çalışan insanlar oldu. Bizi rahatsız eden oldu. Yoksa bana ne? Onu söyledik zaten ama benim de asıl tepkim işte bundan bir şey çıkarmaya çalışanlar. Bundan kendine bir şey yontmaya çalışanlar. Beni o rahatsız ediyor. Yani öyle bir şey oluyor. Olay için adamın umurunda değil. Yani karşı tarafla falan empati yaptığı yok adamın. Kimse kendini kandırmasın. Öyle ahlak bekçiliği falan yapmıyorlar. Dertleri ceza alması. İşte onlar köpürdükçe, onlar böyle büyüttükçe olayı, ben de tam onların karşısındayım. Çünkü olayı doğru okumuyorlar. Ya dese ki çok ayıp etti Fenerbahçe, buradan bir şey çıkabilir, keşke olmasaydı, yapmamak lazım gibi bir şey söylese anlayacağım. Ama oradan alıyor, men olması lazım. Konuşsanıza, bu olay şurada olsa saatlerce konuşurdunuz. İşte İstanbul medyası, şu medya, bu medya. Ya ne alakası var? Ne alakası var? Neyle neyi kıyaslıyorsun? Benim de tepkim orada. Barış Ertül, Ali Erim ve Mert Elam'la Sabah Sporu artık daha iddialı. İddianın sunduğu Sabah Sporu devam ediyor. Heyecan onda, coşku onda, iddia. İddia. saatlerimiz. Şimdi Fenerbahçe'den yine devam edeceğiz. Bu sefer transferlere biraz bakacağız. Dün Sarı Lacivertli ekipten bir açıklama daha geldi. Gün içerisinde aslında bu programda bitmeden paylaşmıştık. Luan Perez'in akşam saatlerinde İstanbul'da olacağı söylenmişti. Ve kulüpten de gün içerisinde şu açıklama geldi. Kulübümüz Marsilya forması giyen Luan Perez'in transferi için Fransız kulübüyle prensip anlaşmasına varmıştır. Oyuncu sağlık kontrolleri ve transfer süreci devam ettirmek için bugün akşam saatlerinde İstanbul'a gelecektir. Kamuoyunun bilgisine sunarız dedi. Ve sonrasında da Perez'in sağlık kontrolünden geçmek ve transfer sürecini devam ettirmek için İstanbul'a geldiği yazıldı. Akşam 11.25'te attı bu tweet'i Fenerbahçe kulübü ve Gustavo Henrique de transferi hani tam olarak resmileşmedi hala ama onu da sayarsak Fenerbahçe'nin Ali abi bu transfer dönemindeki 9. takviyesi olacak. Yani arada Transfermarkt'a gidip baktığımda Lamine Diak da gözüküyor ama onu saymıyorum. Sonuçta oyuncu Ankara Gücü'ne imzaladı Tuzla'dan ayrılıp. Yani geldiğini gittiğini pek anlamadık. Rossi'nin de bonservisinin işte bu dönemde ödeneceği süreni onu da saymıyorum ama toplamda 9. transfer olacak ve dikkat çeken nokta ne biliyor musun? Tahmin ediyorsundur gerçi de. Bu 9 transferin 6'sının Portekizce konuşan oyunculardan seçilmiş olması. Bu gelen Luan Perez de bir Brezilyalı. Hı hı. Uzun yıllar Brezilya'da oynamış. Son olarak Marsilya'daydı. İşte William Arao geldi, eski oyuncusu. João Pedro bir Brezilyalı, İtalya'da oynuyordu uzun zamandır. Bruma geldi, Portekizli. Lincoln geldi, o da Lincoln de Brezilyalı, Portekizce konuşuyor, Portekiz liginde oynadı. Luan Perez dedik ve Gustavo Henrique, o da Brezilya'da oynayan Brezilyalı bir stoper. Yani Jesus kendi akranı diyebileceğimiz, aynı dili konuşan futbolcuları tercih ediyor ki mesela Jesus'un İngilizcesinde çok iyi olmadığı söylenir. Yani yabancı dil konusunda zaten ülke dışına çok çıkmayan bir isim. Portekiz'de kalmış, ülke dışına çıktığı iki seferden biri zaten Brezilya. Başka bir yabancı dile ihtiyaç yok. Bir tek işte Arap Yarımadası'na gitmiş, o da 6 ay kalıyor. O yüzden hani İngilizcesini de çok fazla geliştirmeyi düşünmediği ve bu transferler de biraz herhalde onunla alakalı. Daha çok kendi ekolünden futbolcuya getirmeye çalışıyor. Bu da herhalde anlaşılabilir. Yurt dışında da bu tarz örnekler çok, ligimizde de çok. Herkes kendine yakın gördüğü isimlerle çalışmak ister. Bu 9 transferin 6'sı dedim. Bir de takımda da Crespo vardı. Hali hazırda Portekizce konuşabilen. Gerçi o kesik yedi hiçbir şekilde. Hani genelde vatandaşlarını ya da aynı dili konuşanları işte kayırıyor diyebiliriz tırnak içinde. Ama Crespo'yu da yedek kulübesine hapsetti şu anda gözüken o. Diğer transferlerde Joshua King
O da Rogon menajerlik şirketi bağıyla geldiğini varsayıyoruz. Fenerbahçe'nin çünkü arası iyi. Emre Mor yerli bir opsiyondu. Çok Jesus'la ilgisi olmadığını düşünüyoruz. Bir de Thiago Çukur'da bir yine fırsat transferi geleceğe yatırım olarak sayabiliriz. O da Türk pasaportu var. Onun da gerekçesi o transferde. Böyle bir tablo var. İpin ucu kaçtı mı Ali abi Jorge Jesus'un istekleri konusunda? Yani bu kadar fazla onun istediği oyuncunun gelmesi Fenerbahçe'ye uzun vadede zarar vermez mi? Artık Dinamo Kiev'e de elenince iyiden iyiye bu konuda, yani bu son iki transfer de beraber iyice konuşulmaya başlandı. Senin düşüncen dil konusu Dil konusu da konuşuluyor ama Jesus'un sürekli isteklerinin olması, yani 9 transferin 6'sının Jesus'un talebi olduğunu düşünmemiz. Bunun sayısı çok artmadı mı? 9'da 6 yüksek bir oran değil mi? Bir sene sözleşme imzalayan bir teknik direktör için. Belli bir riski olduğu kesin Fenerbahçe adına. O yatsınamaz. Bununla birlikte tabii Jesus'un aldığı ya da istediği oyuncularla alakalı olarak kulübün de mutlaka bir fikrinin, kulübün de futbol aklının bir görüşü olması gerekir. Şimdi Luan Perez gündeme geldi. Luan Perez işte zaten sadece kağıt üzerindeki değeriyle beraber önemli bir transfer olduğunu hemen ortaya koyuyor. Yani oraya ciddi bir yatırım yapıyorsun. Sen 5,5-6 milyon eurolardan bahsediliyor bonservis bedeli olarak. İşte 28 yaşında bir oyuncu futbolun artık tam olgunluk dönemine, en iyi dönemine performans olarak girmiş olan bir oyuncu. Şimdi tabii ki Jesus'un bir talebi olur ama kulübün de o talepleri değerlendirirken mutlaka bir fikri, bir planı olması gerekir. Peki bu plan bizim kulüplerde ya da Fenerbahçe özelinde var mı dersen orada da pek olduğu söylenemez. Çünkü Fenerbahçe'nin son yıllarda sadece Ali Koç değil, Ali Koç öncesi dönemde de transfer planlamasının pek doğru olmadığını, çok fazla transfer yapıldığını, çok fazla değişim olduğunu hep beraber gördük. Bu oyuncuların şimdi 9 oyuncu geldi. Bu 9 oyuncudan mesela kaçı gelecek sene artık bu oyuncu Fenerbahçe'nin oyuncusu değil, Fenerbahçe'de oynayamaz statüsüne çıkarılacağını hep beraber göreceğiz. Ama genelde gelen oyuncuların belli bir kalitesi olduğu gerçek. Yalnız işte futbolda öyle bir oyun ki sana göre bana göre kavramı çok fazla var. Mesela sen dün güzel bir şey söyledin. Yani Pereira geldi. Şimdi Pereira geldiği zaman ya da belki de sen söylemedin. Sen de söylemiş olabilirsin. Ben dün başka güzel bir şey söyledim. Onu aslında söyleyebilirsin. Neyi söylemiştin? Benim çok hoşuma gitti o yorum. Berkan ve Taylan'la ilgili bir benzetme yaptım ya Fenerbahçe'yle alakalı. O yorum acayip hoşuma gitti. Nedense üstüne durulmadı bu yorum. Kıymeti verilmedi. Neden konuşulmadı? Tepki de almadım ya. Tepki de bekliyordum. Twitter'a yaz. Yok, Twitter'a yazmıyorum artık biliyorsun. Orada. Dün yazacaktım başka bir konu hakkında. Çok içimden geldi, tuttum kendimi. Onu da söylerim bilahare. Evet. Tamam. Neydi? Kim ne dedi? Şöyle bir şey. Pereira ile ilgili. Söylendi. Hani futbolda sana göre bana göre kavramı çok var. Şimdi Pereira gelmeden önce Kolker Fenerbahçe'ye transfer edilmişti. Ve Kolker da bir önceki sezonda... Ben söyledim onu bir ara. Sen söyledin değil mi? Gayet iyi bir oyun ortaya koymuştu. Yani ligin iyi stoperlerinden. Birinci stoperi olacağını bekliyorduk geldiğinde. Kalburüstü stoperlerinden bir tanesiydi. Ama adam geldi. Baktı ki o anlayışta Kolker falan olmaz. Yani Kolker'a daha Fenerbahçe formasını giydirmeden... Dedi ki ben bu adamla yapamam. Onun yerine transfer yapacağım. Kimi getirdi? Kim Min-jae'yi getirdi. Bugün Fenerbahçe'nin işte 18 milyon euro kazandığı Kim Min-jae'yi sana göre bana göre yüzünden getirdi. Bak dikkat et. Yani Kolker geldiği zaman kimse öyle Fenerbahçe'de çok itiraz etmedi. Çünkü iyi bir performans göstermişti oyuncu. Peki aynı Pereira hiç düşünülmeyen Tisserand'la da bir şeyler yapılabileceğini değil mi? Hı-hı. Ortaya koydu. Şimdi gene sana göre bana göre oldu. Tisserand da bu kez hiç düşünülmeden üçlü savunmada fayda verebilecek bir oyuncu olarak ortaya çıktı. Aynı şekilde yine Trabzon'da iyi işler yapan Novak yok oldu gitti. Mesela Fenerbahçe transferiyle beraber. O da ligin iyi sol beklerinden biri olarak düşünülüyordu. O da kayboldu gitti. Diyeceğim o ki futbolda sana göre bana göre bakış açısı birçok şeyi oyuncunun kaderi, kulübün kaderi anlamında değiştirebiliyor. Şimdi Jorge Jesus profili de kabul etmek gerekir ki Pereira profilinden
ya da Valerian İsmail profilinden, Okan Buruk profilinden daha güçlü bir profil. O yüzden de Fenerbahçe ağırlıklı olarak hocasını dinlemeye karar verdi. Tekrar söylüyorum, burada kulübün bir görüşü, kulübün bir niyeti, kulübün planı olması gerekir ama öyle biri de yok. Yani Fenerbahçe'de şimdi Jesus 3 stoperlik bir liste verdiği zaman Fenerbahçe'de kimle tartışacak? Fenerbahçe'de hangi futbol aklı diyecek ki ya tamam sen bu Luan Perez'i alıyorsun da hoca 6. 7. haftada gidersen bu adam ne bileyim 4'te oynayamıyor. Bu adamın şöyle bir zaafı var. Bu adamın Türkiye Ligi için böyle bir defosu var diyebilecek biri yok. Eğer diyebilecek biri olsa belki orada Jesus'u ikna edip Jesus da listesindeki ne bileyim 2. oyuncuyu alacak. 3. oyuncuyu alacak. Ne demek istediğimi anlatabiliyor muyum? O yüzden de Jesus istiyor. Bu oyuncu var diyor. Fenerbahçe'de şu an ekonomik gücüyle beraber o transferleri bitiyor. Hocaya teslimiyet var mı? Var. Ama 9'da 6 yani daha da ne olacak zaten. Ama karşı tarafa bir şey koyamazsan, yani hocanın karşısında bir dengeleyici güç yoksa, o zaman da anlaşılabilir. Ha, hocanın zaten işin içinde olması gerekir. Çünkü sana göre bana göre de futbolun gerçeği. Yani hocaya da şunu diyemez. O olmaz. Yok, o da olmaz. O hiç olmaz. Öyle bir dünya da yok. Orta yolu bulmak lazım. Ne hepsine evet diyeceksin, ne hepsine hayır diyeceksin. Hocanın Jesus da güçlü bir profil olduğu için şu an transferde denge benim gördüğüm ağırlıklı olarak Jesus'a kaymış durumda. Yani böyle bir futbol aklı olmadığı için Fenerbahçe aslında şöyle diyebilir miyiz? Bir de tersten bakalım. Ben de bu arada doğru bulmuyorum bu kadar Jesus bağımlısı gitmesini transferde ama diğer taraftan da sen diyorsun ki Fenerbahçe'de de bir futbol aklı yok. Yani kim bu transferlere karar verecek olumlu veya olumsuz? O futbol aklı yoksa futbol aklına güvendiğin bir ismin transferlerini getirmek de iyi diyebilirsin. Sonuçta Ali Koç'un futbol gözümü daha iyi. Jorge Jesus'un mu? O yüzden yani şimdi Jesus'la, ki Ali Koç da kime danışıyor mesela? Jesus'la Jesus gibi konuşmak lazım. Hani o seviyede konuşuyor ya da o seviyeye yakın konuşacak birinin olması lazım. Yani o sen, ben, Ali Koç, o şu bu değil. Bir herhangi bir yönetici değil. Yani en yakın herhalde Selahattin Baki ve bu danıştığı herhalde Ali Koç'un Rogon menajer şirketi ve yakın olduğu menajerlere danışıyor tahminen bu transferlerde. Olabilir. Onların futbol hakkına güveniyor. Olabilir. Ama işte onlara güveneceğine diyebilirsin ki Jesus'unkine güvensin daha iyi. Bu da bir görüş. Buna da çok itiraz edemiyorum çünkü Fenerbahçe'de de öyle bir futbol hakkı ben de görmüyorum. Aynen. Ama şimdi Pereira'dan farkı Ali abi bu transferlerin sanki şimdi kim çok potansiyelli olduğu söylendi. Yaşı da böyle satışa müsait. Crespo için de bir alt ligin en iyi orta sahası olduğu söylenmişti o dönem. Biz çok beğenmesek de ilk geldiğinde yine bir potansiyel vardı ama şimdi bu transferlerin yaşları da mesela William Arao da hani sanki sadece Jesus'la yıldızı barışacak. Hani Jesus'tan başka bir sistemde de çok olmayacak. Yaşı da biraz normalin üzerinde olan bir oyuncu. Pedro 30 yaş geldi. İşte Gustavo Henrique öyle. Luan Perez belli bir yaş üstü. Hani Bruma artık kariyerinin iyice kötüye gideceği bir dönem. Bir tek Lincoln orada potansiyelli ve Fenerbahçe'nin Pereira'daki gibi böyle satış yapabileceği oyuncu olarak görüyorum ben kağıt üzerinde. O açıdan hani daha çok garantiye gidiyor Jorge Jesus. Hani takımın geleceğini düşüneyim, işte bu oyuncu alırız, Fenerbahçe 2 sene sonra onu 15 milyon euroya satardan ziyade ben sahada en iyisini verecek. Yaşı 30'sa 30, 32 ise 32. Bu oyuncuları istiyorum. Aynen. Orada da ayrılıyor işte ama işte. Tabii. Pereira'dan daha kötü bence o bakış açısı. Kötü bilemiyorum. Çünkü o da işte şeyle alakalı, teknik direktörün yapısıyla alakalı. Yani Pereira belki oluşturan, yapan bir teknik adam. Jesus şampiyon bir teknik adam. Jesus bir seneyi planlıyor. O sene ne yapacak? Şampiyon olacak mı, olmayacak mı? O yüzden aynen senin dediğin gibi bir profile gidiyor. Mesela orada da işte yine kulübün devreye girmesi lazım. Ya böyle bir oyuncu var. Scout ekibi araştırdı. Biz araştırdık. Bundan ileride para kazanabiliriz. Hoca bunu da bu ekibe dahil edelim mi? Mesela Fenerbahçe'nin böyle gittiği bir oyuncu var mı? Ha, bunu demiyorum ki ben 14 tane yabancının 6-7 tanesini zaten böyle seçemezsin. Ama işte geçen sene senin verdiğin örnek gibi bazen işte teknik adam, bazen kulüp, bazen kuş taşa, bazen de taş kuşa değiyor. Ama Türkiye'de eğrisi doğrusuna denk gelebiliyor. Ama işte öyle mutlak surette 1-2 tane potansiyeli bu bizim büyük takımlara monte etmek lazım. Bence hepsinin problemi. Hepsinin böyle bir şeyi var, sıkıntısı var. Yani takımlara baktığın zaman aldıktan sonra biraz parlatıp satabileceğin hangi oyuncu var? Şimdi önümüzde de bu sezon güzel örnekler oldu. Yani Marka güzel bir örnek oldu. Kim Min-jae güzel bir örnek oldu bizler için. Geçmişte de bir iki tane böyle bir şeyler yaptık. Ama
hani yetiştirdiğin oyunculardan bile daha iyi katkı vermeye başladı. Şimdi bu sezon transfer dönemi içerisinde mesela Kerem Aktürkoğlu ile alakalı olarak işte istediği rakamlar olmayacak. O rakamlara çıkmayabilir dendi. Beşiktaş gencecik bir sol bekini işte 4 milyon euro garanti paraya bıraktı. Ersin'in potansiyelli olduğunu düşünüyoruz. Ersin'e teklifin gelmediği söylendi. Şimdi bunlar bizim beklentimizin yüksek olduğu oyuncular. Ama yetiştirmek yerine ticaretini yaptığımız oyuncularda çok daha büyük karlar elde etti kulüpler. Dolayısıyla evet, yetiştirdiğin oyuncular her zaman için maliyet anlamında sana bir katkı veriyor. Olmazsa olmaz. Çünkü ötekine hiç para vermedin. Onu alttan yetiştirdin. Tabii ki aradaki farkı biliyorum. Ancak işte böyle 14 yabancı içerisinde, hatta bırak 14 yabancı içerisinde, bana göre ilk 11'de oynayacağı karşılaşmalarla beraber bir iki tane kesin olması lazım. Yani bu oyuncu iyi bir sezon geçirdikten sonra dikkat çeker. Biz aldığımızdan fazlasını bu oyuncuyu satarız. Öyle bir düşünce, öyle bir uygulamanın kesin kulüpler tarafından yapılması lazım. Şimdi de sen diyeceksin ki o zaman bunu federasyon yaptıracak. Bunu federasyon zorla yaptıracak. İki tane potansiyelli yabancıyı ilk 11'e koyma zorunluluğu. Ben onunla ilgili herhalde düşünmüyorum da kendiliğinden olmasını ben de aynen, daha iyi olduğunu farkındayım. Lazım. Baktığımız zaman ya bu takımda şimdi kim para eder? Şimdi Beşiktaş'a bakıyorsun. Wellington olmaz. Necip olmaz. Saiz olmaz. Belki Montero olur. Değil mi? Emrecan, Montero. Emrecan'ın da çünkü İtalya'dan talipler evet, olduğu Emrecan söylendi. Olabilir. Ersin olması lazım. Ersin olması lazım. Emirhan olması lazım. Emirhan olması lazım. Muleka. Muleka. Mesela Beşiktaş'ta o profile uygun bir oyuncu Muleka denilebilir. Çünkü senin dediğin gibi geçen sene çok iyi bir yarı yıl geçirdi. Bu sene de devam ettirirse kesin dikkat çekecektir. Yaşı da uygun çünkü. 3-3,5 milyon euro yanında. Bak Beşiktaş'ta bu biraz şey olarak var. Getson'un %50'si alındı. Hı hı. Getson için bir umut var. Sol sağ kanatta pek öyle bir şey görmüyoruz. Hani Rozier belki alındığı fiyata satılabilir. Şimdi Galatasaray'a dönüyorsun. Yunus var kesin. Kerem var. Nelson var. Nelson ana var. Ana üçlü bu. Başka ilk 11 bazında yok. Genelde gelen oyuncular Galatasaray'da işte 27, 28, 29 değil mi? O yaş civarında, 30 yaş civarında. Galatasaray'da biraz az. Trabzonspor'da geçen seneden beri bu sıkıntı var. Trabzonspor'da çünkü Uğurcan ve Abdülkadir yeni isimler değil. Onlar zaten bir süreden beri gündemde. Transferleri de olmadı. Mesela Uğurcan'ın bu sene gitmesi, ayrılması bekleniyordu. O da pek şu yok, an gündemde gibi değil. Eren'i ekleyebilir ekleyebiliriz bu sene kesinlikle. Stoperlerde pek öyle bir şey Ahmet gözükmüyor. Ahmet Can'ı ekleyebiliriz. Ahmet Can'ı ekleyebilirsin oynarsa. Oynarsa yoksa o da lazım. 4-5 milyon en fazla. Larsen'den bahsedemezsin. Merkezde Abdülkadir'i zaten söyledik, biliyoruz. Hamşik, Bakasetas mesela ayrılabilecek bir oyuncuydu. Çok konuşuldu ama fırsat kaçtı bence orada. Gelmedi. Trezeguet bu saatten sonra bir şey yapabilir mi? Belki aldığım fiyat diyorum. Visci olmaz. Cornelius olabilir. Jani ile yeni sözleşme yapılacak. Jani'ni belki tutabilirse Trabzonspor. Evet, anlaşma yapılırsa. Hani var ama bilmiyorum bir daha yakın zamanda kim seviyelerine çıkar mı? Kim marka seviyesi? Bu sene iyiydi. Bir de stoper, hani santrforu biz parlattığımızı düşün. Daha da aslında fazlaya satabiliriz. Hı. Ama son dönemde biz genelde oyuncuları ya kiralık olarak getirebiliyoruz ya da öyle satılacak bir oyuncu bulamıyoruz. En son hatırladığım Cenk Tosun'a ne örnek olarak verilebilir böyle bir satış konusunda. 8.20 ara vaktimiz, aradan sonra da telefon hattını açıyoruz. 0212 363 0434. Barış Ertül, Ali Erim ve Mert Elam'la Sabah Sporu artık daha iddialı. İddianın sunduğu Sabah Sporu devam ediyor. Heyecan onda, coşku onda, iddia. İddia. saatlerimiz telefon hattını açmıştık. İlk dinleyicimiz de hattımızdaymış. Ona kulak verelim. Günaydın, hoş geldiniz. Günaydın, iyi yayınlar, güzel bir gün olsun inşallah herkes için diyelim. Ben Fenerbahçe taraftarıyım Tayyip. Şimdi dün siz de bahsetmiştiniz. Eğer bu eleştirileri daha önce de yapıyorsanız sadece başarısız da başımızın üstünde yeriniz var demiştiniz. Dün aradım ulaşamadım ama ben yıllardır bu eleştiriyi yapıyorum.
Gerek Barış abiye bağlandığımda, en sonunda Aygün abiye, Aygün Özüpe'ye bağlandığımda söylemiştim. Dedim ki yani bir kulübün bir transfer politikası olması lazım. Orada profesyonelleri olması lazım. Sayın Ali Koç başkan geldiğinden beri her sene gönderdiği hocayla beraber onar tane, işte onlarca futbolcu getiriyor. Hoca gidiyor. Yine aynı şekilde. Yani bunun tekrarını yaşıyoruz. Ama bir araya girmek istiyorum. Fenerbahçe Ali Koç döneminde iki farklı defada sportif direktörle de çalıştı. Yani Komolli ile de transferler yapıldı. Sonra da Emre Belezoğlu'nun geldiği bir dönem var aslında, o sportif aklı bu isimlerle birleştirmeye çalıştı Ali Koç. Ama o da çok fazla kabul görmedi taraftar tarafından, değil mi? Onlar da başarısızdı bence Sayın Başkan. Şimdi bu sene de mesela hala yıllardır taraftarlar görüyor, herkes görüyor. Tabii ki onlar da görüyordur mutlaka. Tabii ki bir sebebi vardır diyoruz ama yani bir santrafor alınmaması, hala net bir santrafor alınmaması tabii ki üzüyor bizi. Ben hep şunu söylemiştim, yapılanlar yapılacakların teminatıdır diye Sayın Başkan açıklığından da. Ben bu sene de pek mutlu değilim Fenerbahçe taraftarı olarak. Çünkü hatta şöyle bir ironi de yaptım geçenlerde, dedim ki acaba dedim Volkan Hoca, Sayın Volkan Demirel boşta ikinci yarıda bir Volkan Demirel değişikliği olabilir mi diye. Belki ironi ama bunu başkan her sene yaptığı için ironiden de çıkabilir yani. İsmail Kartal da olabilir hala. Tekrar Cesus'a gidersen, olası senaryoda İsmail Kartal da boşta olursa. Yani bunu her sene yaptığı için başkan, böyle bir şey de olursa ben şaşırmam. Sürpriz olmaz benim için. Bilmiyorum yani santrafor konusunda bir gelişmeler var mı Fenerbahçe açısından ama Plea ve Balot, bir tane daha vardı ismi aklıma gelmediniz ama herhalde onlardan ikisinden birisi olacakmış. Bilmiyorum hayırlısı olsa ama gerçi Türk futbolunun yerlerde yönetim açısından da dün de söylemiştiniz. Belki de şöyle bir Avrupa kupalarından çekilmemiz lazım diyeceğim ama şöyle bir 5 sene boyunca kendi işimize önce bir kendimizi düzelsek çok iyi olacak bence. Ben bir Fenerbahçe taraftarı olarak yıllardır söylüyorum, yine de söyleyeceğim. Mesela şöyle bir dönem vardı, dün onu söyledim ben geçen yayında bağlandığımda. Aziz Yıldırım da ilk dönemlerinde çok başarısızdı. Yalnız birkaç sezon böyle sadece tek nokta transferler yapıldı. Benim hatırladığım bir tane Appiah vardı. Appiah'ın yanında bir tane futbolcu alınmıştı. Bir iki transferle sezonu tamamladığı dönemler olmuştu. Ama tabii ki uzun sürmedi o da. İnşallah tekrardan böyle planlı transferler yapılır. Ben çünkü siz de söylediniz dün. Yani Jesus tek bir yıllık anlaşma imzaladı ve büyük ihtimalle o Brezilya ilk takımını falan düşüyor. Ben öyle düşünüyorum. Peki Jesus gittiği zaman 12-13 tane transfer yapacak muhtemelen. Yani gelen hoca bunları istemediği zaman ne olacak? Yine onları göndermeye uğraşacağız. Önümüzdeki sene yine yeni gelmiş olan hocanın istediği transferleri yapmaya çalışacağız. Yani dejavu gibi her sene aynı şeyi yaşıyoruz. Evet, teşekkür ediyoruz. Ben sağ olun, teşekkür ederim. Fenerbahçe'yle ilgili görüşlerinizi paylaştınız. Tabii şimdi nereden başlayayım, dinleyicimiz birçok konu söyledi. Mesela santrforla ilgili Mehdi Taremi ismi de gündemde. O da şaşırmayacağınız üzere Portekiz çıkışlı bir oyuncu. Oyuncu aslında İranlı ama 2019 yılında Rio Ave'ye transfer olmuş. Bir sezon sonra da Porto onu transfer ediyor ve Porto'da da bildiğim kadarıyla istikrarlı bir şekilde oynuyor oyuncu. Hatta Portekiz Ligi'nde toplamda 96 maçta 54 gol atmış, 33 de asist yapmış gözüküyor. Asist rakamları da gayet iyi bir oyuncunun. Tabii bu da net bir santrfor mu? Onu bilemiyorum çünkü Transfermarkt profilinde sol kanat ve forvet arkası da oynayabildiği gözüküyor. Aslında genel olarak oyuncular bu tarz, işte player dediğimizde de o da benzer bir profil. O da forvet karakterli, hatta santrfordan çok forvet diyebiliriz. Bu tarz isimler var. Eğer Taremi de gelirse hani 10 transferin 7'si Jesus'un istediği transferler olacak. Portekiz ağırlıklı. Bu oyuncu dediğim gibi Portekiz değil, İranlı ama 2019'dan bu yana da Portekiz liginde forma giyen ve Jesus'un da tahminen yakından tanıdığı bir oyuncu. Bakalım bu transfer olacak mı? Bir de yeni sezonda eğer Jesus giderse ne olacak? O da ilginç bir konu. Herhalde bu kadar fazla Brezilya ve Portekiz ekolü transfer edilmişken, ki bu oyuncuların neredeyse hepsi bonservise geldi. Öyle kiralık olarak gelen
bir Bruma var sanıyorum ama onun da satın alma opsiyonu kullanılacak. Ya da bir mecburi satın alma maddesi var. Öyle o şartla transfer edilmişti. O yüzden böyle Portekiz ve Brezilya ekolü bir teknik direktörle de yeni sezonda devam edilebilir. Yani Jesus'a da bu konuda danışılabilir. Hani onun potansiyelle gördüğü bir hocayla da devam edilebilir. O önermiyorsa da Fenerbahçe yine o ülkelerden bir tabii ki potansiyelli teknik direktörle de yola devam edip en azından oradaki hasarı minimuma indirebilir. Hani benim aklıma gelen en iyi çözüm yolu bu oldu. Jesus'un ayrıldığı senaryoda bu kadar fazla da elde Brezilyalı varken en mantıklısı o gözüküyor. Geçmişte tabii şimdi yazanlar da var. Ümit Koşar bizde hani diyor Brezilya ekolü hep yaradı. Geçmişte de çünkü işte Alex'ler, Roberto Carlos'lar, Edu'lar, Aurelio, Wederson, işte David, Nobre, hatta onu da ekleyebiliriz. Birçok Brezilyalı gelmişti ama bu kadar aynı anda Brezilya Portekiz ekolünün olduğu bir dönem oldu mu? Şu anda sanki o dönemi de geçtik. Yabancı sayısı da bize daha fazla fırsat veriyor tabii o döneme göre. Herhalde onunla da alakalı. Bu dönem biraz daha ağırlıklı Brezilya ekolü var. Bu da takıma yarar mı geçmişteki gibi? Onu da bakalım sahadaki uyumlarını yeni sezonda hep birlikte göreceğiz. Diyelim aramıza gidelim. 8.35 saatlerimiz aradan sonra yine telefon hattımız açık. 0212 363 04 34. Barış Ertül, Ali Erim ve Mert Elam'la Sabah Sporu artık daha iddialı. İddianın sunduğu Sabah Sporu devam ediyor. Heyecan onda, coştu onda iddia. İddia. ...8.39 saatlerimiz... ...sabah sporuna devam ediyoruz... ...haftanın son iş günündeyiz... ...telefon hattımız açık demiştik... ...bir dinleyicimizi daha aldım Mehmet... ...şimdi onunla devam edelim... ...günaydın, hoş geldiniz... ...hoş bulduk, iyi yayınlar... ...Bedirhan ben İstanbul'dan arıyorum... ...28 yaşındayım... Hı hı. ...ben Fenerbahçe taraftarıyım... ...iki gündür... ...bizim taraftarlarımızı sizin vesilenizle dinliyorum... ...bağlananları, sosyal medyada da takip ediyorum... Ben biraz şaşkınlıklar içerisindeyim çünkü Dinamo Kiev maçında oynanan futbol, iki maçta da oynanan futbol, özellikle de kırmızı kartla kadar olan futbol bence umut verici bir futboldu. Ayrıca hani bu zamana kadar sürekli transfer konusunda eleştiriler yapıldı, özellikle Ali Koç'a ondan öncekiler, ama bu dönemde Jorge Jesus'un istekleri üzerine yapıldığı çok belli. Ve bence de özellikle alınan futbolcuların belli bir plan çerçevesinde alındı. İşte Willian Araujo geldi, direkt o iki stoperin arasına gelerek top çıkarmaya başladı. Ya da işte Joshua King belli ki ilerideki baskı için alınmış bu futbolcu. Belli bir plan dahilinde ilerliyor. Bu noktada eleştirilebilecek tek nokta forvet transferini, işte João Pedro'nun bu maçlara yetiştirilmemesi olabilir. Hı hı. Ama yani dinlediğim zaman inanılmaz bir karamsarlık var. Az önceki bağlanan arkadaş da, dün bağlanan arkadaşlar da. Yani böyle çok inanılmaz böyle bir karamsarlık var Fenerbahçe taraftarında. Ben o kadar kötü bir durum olduğunu düşünmüyorum. Biraz daha zaman tanınması gerektiğini düşünüyorum. Yani hatta az önceki bağlanan arkadaş da ikinci yarıda hoca değişti, ne kadar götürdü olayı. Yani ironi yaptım dedi ama yani bu şey geçen sene Trabzon maçına kadar Fenerbahçe liderliği kovalıyordu. Bir anda 7-8 maç aşağı düşmeye başladı. Yani bu enerji düşüklüğü Fenerbahçe'ye çok büyük zarar verdiğini düşünüyorum. Biraz daha taraftarın olaya pozitif yaklaşması gerektiğini ve sahada oynanan futbolun bu kadar da kötü olmadığını düşünüyorum açıkçası. Evet, biz de aşağı yukarı sizle aynı fikirdeyiz zaten. Dünden beri ben de Fenerbahçe'nin gayet standart üstü olduğunu, dört büyükler arasında da en hazır takımın Fenerbahçe olduğunu söyledim. Ama taraftar dediğiniz gibi pek öyle düşünmüyor şu anda. Tamamen sonuç odaklı. Dinamo Kiev elendiği için bir sıkıntı var. Ama lig başlar, üst üste galibiyetler gelince de havasının da ne kadar çabuk değiştiğini geçen sezonda çok net hatırlıyorum. Ben Hatay Spor maçına gitmiştim stada. Bomboştu. Ozan Tufan'ı sıklanmıştı, devrede çıkmıştı. Ortam çok kötüydü ama ertesi iç saha maçı Trabzon'la birlikte atmosfer yükseldi. Ve bir anda da rüzgar tersine döndü Fenerbahçe'de. Yani bir maçta aslında neredeyse sezon değişti. Çok iyi bitirdi Fenerbahçe sezonu. O yüzden burada da böyle başladı ama birkaç maçta da terse de dönebilir. Bu kadar da keskiniz aslında biz.
Evet ya, bir de Şampiyonlar Ligi süreci sürekli lige de zarar veren bir süreç. Bence yıpranacak. Bizim şu an bu ligin, yani Fenerbahçe taraftarının şu lig şampiyonluğunu alıp artık bu hızlı iniş çıkışlardan kurtulması gerekiyor. Çünkü bu zihniyet, yani bu şeyle, bu enerjiyle ben hani kim gelirse gelsin sağlam bir böyle altyapıdan ya da işte ne bileyim sağlam bir sistem kurabileceğini düşünmüyorum. Çünkü taraftar analisti buna bence izin vermeyecek. Yani böyle gittiği sürece, bu şampiyonluk gelmediği sürece bu hızlı iniş çıkışlar hiçbir şekilde bir sistem kurulmasına bu takımda izin vermeyeceğini düşünüyorum. Evet, teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Görüşmek üzere. Dinleyicimiz bu enerjiyle olmaz dedi ama bir süreden beri konuşuyoruz. Hani insanları değiştiremiyoruz. O enerji de hani değişmeyecek belli ki. Yani böyle bir süre daha devam edecek. Değişirse de kendiliğinden değişir zaten. O yüzden buna göre davranmakta fayda var. Ali Koç da bence bunu bildiği için, yani genel bakış açısının değişmeyeceğinin farkında olduğu için zaten tartışmasız bir teknik direktör getirmek istedi. Yani bu devran dönecekse ancak böyle tartışmasız bir teknik direktörle döner. Buna kanaat getirdi. O yüzden Cesus'u getirdi ama işte bu da en iyisini de getirseniz seçenekler arasındaki işinin ne kadar zor olduğunu işte iki maçta gördük. Yani sonucu alamadığında Jesus da olsanız, Löw de olsaydı, başka bir yüksek profili o hoca da olsaydı hepsi de eleştirilir ve şu anda da işler tersi döndü ama herhalde dediğim gibi işler birkaç maçta iyi giderse de bu sefer tam tersi bir rüzgar da görebiliriz. Yani geçen sezon bence çok güzel bir örnek bunun için Fenerbahçe. Birçok takım için bunu söyleyebiliriz. Fenerbahçe için de öyle karalar bağlayacak bir durum yok. 3 gündür aynı tabiri kullandım, şu anda fark ettim. Karalar bağlayacak bir şey yok Fenerbahçe ile ilgili. Bence en net cümle bu. O yüzden de çok sık tekrarlıyorum, belki kabak tadı vermiştir ama çok net özetliyor bence durumu. Şimdi Fenerbahçe ile ilgili son bir haberim var, ondan sonra diğer takımlara geçeceğim. Salah ile ilgili, bu Luan Perez gelince ben dedim ki Salah'ı gitti gidiyor.com çok kalacağını düşünmüyordum. Dün Wolfsburg cephesinden bir açıklama gelmiş Ali abi. Wolfsburg'un teknik direktörü Niko Kovac'mış bu arada, ben onu kaçırmışım ne ara Wolfsburg'a gitti. Sen biliyor muydun? Niko Kovac'ın oraya gitti. Ali abi takip ediyor tabii. Biliyormuş. Atilla Salah'a ilgi var mıydı diye sorulmuş kendisine. O da vardı, doğru demiş. Böyle bir ilgi olduğundan bahsetmiş. Hatta oyuncuyu da çok detaylı bildiğini de söylüyor. Mesela gazeteciye soru sormuş. Niko Kovac oyuncunun nerede büyüdüğünü biliyor musun demiş. Macaristan'da demiş gazeteci. Hayır demiş o da. Rapid'de oynadı ve orada yetişti demiş. Hani genç yaştan itibaren oraya gidiyor, Avusturya'ya. Yani Almanca'da konuşabildiğini söylemiş Kovac. Bundesliga'ya da uygun mesajını veriyor anladığım kadarıyla. Ama transfer içinde öyle çok pozitif konuşmamış. Wolfsburg'a geliyor mu sorusuna pek sanmıyorum demiş. Demek ki ikna edemedi ama bir ilgi olduğu Atilla Salah'a ortaya çıkmış oldu. Başka takım var mı medyaya yansıyan, açıkçası çok görmedim ama gitmesini bekleyenler de var bu dönemde. Bakalım onun durumunda hep beraber göreceğiz. Şimdi Ali abi geçeceğim Galatasaray'a. Galatasaray'ı dün çok fazla konuşamadık, ağırlıklı Fenerbahçe konuştuk. Galatasaray'ın bir yazlık karşılaşması vardı. Salernitana ile oynadı. Fenerbahçe ile aynı güne aynı saate denk gelince ben de maçı izleyememiştim ama dün geriden izledim maçı tamamını. Biraz yine Başakşehir maçında olduğu gibi uykuma yenik düştüğüm, konsantrasyonumun düştüğü anlar olmakla birlikte yazlık maçlarını çünkü takip etmek kolay değil. Özellikle değişikliklerden sonra mesela bu maçta da oynanmadı gibi, yani o 60'tan sonrası öyle bir noktaya geliyor ki anlamıyorsun ya, 65'te değişiklik oluyor, ne 75 oluyor? Olmuş, hani giren oyuncu ne yaptı, ne demem lazım bu oyuncuyla ilgili, Hamza ne yaptı, işte giren diğer oyuncular ne yaptı, hiç anlamadım mesela. Evet. O çok kötü oluyor bu kadar fazla değişiklik. O yüzden ilk böyle değişikliklere kalan olan bölüm daha normal, daha çok şeyler var diyor. Ben de gidersem Sampdoria maçı 60 dakikada çıkayım. Bence de yap. Çünkü gerçekten sonrasını anlamıyorum ben maçları. Şu ana kadar da diğer bütün maçları izledim hazırlık karşılaşmalı. 65'ten sonrası, o değişikliklerden sonrası yalan. Yok. Bu arada bu hafta hani Süper Kupa finali var. Evet, cumartesi. Trabzonspor, Sivasspor ama Beşiktaş cumartesi Sampdoria ile, Galatasaray'da Fiorentina ile oynayacak. Evet. Güzel. Pazar mı demiştin? Pazar. Galatasaray maçı. Yok, cumartesi için de sanki cumartesi o maç cumartesi gibi. Cumartesi şey, Beşiktaş oynuyor Sampdoria ile. Pazarda Galatasaray Fiorentina ile oynuyor.
Güzel. Fenerbahçe'nin bir maçı yok haliyle zaten. Onlar evet. resmi maç yapıyor ama dört büyüklerin üçü önemli karşılaşmalara çıkacaklar. Biri resmi, ikisi de İtalyan takımlarıyla olan karşılaşmalar. Galatasaray'la ilgili şimdi sondan bir önceki hazır karşılaşması evet. oldu o zaman bu değil mi? Fiorentina son olacak. Haftaya zaten lig başlıyor. Maç 1-1 bitti. Seferovic ve Dubois'ı bu sefer ilk 11'de gördük ama bu sefer de takımın geri kalan oyuncuları değişti. O ilginç oldu. Yani yine az takımla çok fazla oynayamadıklarını gördük. O yüzden yapacağımız değerlendirme de yine biraz eksik kalacak haliyle. Çünkü stoperde işte Metan'ı oynattı. Nelson yedek kulübesindeydi. Kalede Okan Kocuk oynadı. Orta sahada Çıkıldağ ve Taylan'ı gördük. Mesela ne Yunus, ne Kerem, ne Oliveira maç kadrosunda varlardı. Hepsi hiçbiri maç kadrosunda yoktu. O yüzden daha farklı bir rotasyon. Oğulcan'ın 10 numarada olduğu, sağda Barış Alper'in, solda Emre'nin olduğu, ileride de Seferovic'in olduğu bir düzen vardı. Bence maçın Galatasaray adına en iyileri Barış Alper, Yılmaz ve Emre Kılınç'tı. İlginç şekilde. Hani bunu duyacağını büyük ihtimal beklemiyordun ama. Oğulcan? Oğulcan da bence yine hareketliydi. Okan Buruk çünkü maç sonu övdü. Oğulcan'ı mı övdü en çok? En çok değil. Oğulcan da iyi oynadı. Oğulcan da iyiydi. Yani ben 4-4-2 gibi bekliyordum ama net bir 10 numara gibi oynadı Oğulcan. O da çok hareketliydi. Seferovic sırtı dönük etkili olacağını gösterdi ama Gomis de o işleri sırtı dönük yapıyordu. Bir pozisyona girdi Seferovic. Golünü de attı. Yine 2'de 2 yapması iyi bir başlangıç onun adına. Çok da basit bir gol de kaçırdı kafa vuruşu. Onu da söyleyeyim. Mesela Emre Kılınç bir pozisyona girdi. Karşı karşıya kaldı. Sol çaprazdan bomboş. Şut çekmesi gereken bir pozisyon ama içerideki Seferovic'e vermeye çalıştı. O da ilginç bir tercih. Mesela ne düşündü ya? Kendine mi güvenmedi? Yoksa Seferovic geldi özgüveni artsın. Hani boş kaleye de olsa ikinci golü de atsın diye mi düşündü? Mesela öyle düşünenler çok olmuş. Seferovic'i ön plana çıkarmak için verdi. Belki daha kolay gördü pozisyonu. Daha basit bir gol olarak düşündü. Yani bunların hiç planını yapmadan ya belki doğrusunun ne olduğunu düşündü. Biz hep fikir yürütüyoruz burada ama çünkü kendi de vurabilirdi. Ortada savunmacı vardı. Savunmacıya çarptı. Seferovic'e gitmedi top. Golden oldu Galatasaray ama o da maç içinde gayet iyi. Barış Alper benim en çok etkilendiğim oldu. Yani Oğulcan ve Emre Kılınç'tan ziyade Barış Alper'in savunma arkası koşuları, topsuz koşuları. Topsuz oyunu çok iyi. Topla da çok hızlı ama o son dokunuşu... Sen bu futbolu topsuz oynayanları seviyorsun. Yani futbolcular ne kadar topla oynansa da evet. topsuz oyun seni bayağı etkiliyor. Ali abi şey bu maçta etkilendim bu dinle. Ne diyeyim toplu... Yok genelde bunu söylüyorsun. Topsuz oyunda çok iyi. Senin kullandığın bir kalıp. Ona bir de dikkat etmemiştim. Onu söylüyorsun. Ama bu maçta... Ve genelde gitti. Topla ilişkisi olmayan, topla harekete geçtiği zaman pek istediklerini yapamayan oyuncular senin favorilerin oluyor. Yani iyi koşacak, iyi pres yapacak, işte savunma arkasını koşacak ama topla buluşamayacak. Evet. Bu tarz oyuncuları sen seviyorsun. Topla buluşsa tabii daha iyi olur. Onları da seviyorum. Şimdi sen burada algıyı farklı yöne çevirme. Şimdi Arda Güler'e de hayranız burada. Hani Messi'yi de severiz. Topla oynayanları da seviyoruz ama... Her zaman o yetenek olmuyor işte. Okan Buruk şöyle dedi maçtan sonra. Keşke dedi daha fazla hazırlık maçı yapabilseydik. Çünkü o program ben gelmeden önce yapılmıştı. Ha, maçları başkası yapmıştı. Maç programı. Yapmıştı. Hani daha fazla maç olsa daha fazla oyuncuya daha fazla süre verebilirdik. Ve oyuncuları daha yakından görebilirdik dedi. Bu teknik adam için iyi. Neden iyi? Çünkü herkese açık olduğunu, herkesten bir şey çıkarmaya çalıştığını gösterir. Ama işte bazen tabii hayat planladığınız gibi ya da istediğiniz gibi gitmiyor. Okan Buruk da bu süre içerisinde bazı tercihler yapmak zorunda. İşte buradaki temel konu tabii Okan Buruk'la beraber karşı tarafta Okan Buruk'un aklını kim karıştırdı? Bu da genelde bizim kullandığımız bir kalıp. Çünkü özellikle ben büyük takımlarda yedek olmayı kabul eden oyunculara katlanamıyorum. En sevmediğim oyuncu tarzı. Oradan birilerinin Galatasaray'da bir şeyler göstermesi lazım. Oğulcan'ın kamp dönemi başından beri üstün bir çabası olduğunu görüyoruz. Hani o çaba tabii ona formayı getirir mi ya da iyi bir alternatif yapar mı bilemem ama en azından Galatasaray'da benim gördüğüm o çabası, isteği yüksek seviyede. Bu iyi bir şey Oğulcan adına. Diğer yanda Emre'den bahsettin sen ki Emre de kanatta herhalde bir numaralı alternatif olacak. Evet, solda. Kerem ve Yunus'a. Yani sağda kullanmadı. Hep solda kullandı. Bu maçta da ağırlıklı olarak solda. Zaman zaman değiştiği oldu Barış Alper'le ama anlık olduğunu varsayıyorum. Solun, Kerem'in bence alternatifi. Sağ tarafta Barış Alper, Yılmaz bir numara gözüküyor şu anda. Oğulcan da çok yönlü olduğu için santrforda da kullandı. Mesela bu maçta bir ara Seferovic'i çıkardı. Gomis almadan Oğulcan santrfordu. 10 numara kullandı. Sağ sol
4 bölgede de kullandı. O yüzden o da her yerin jokeri gibi. Bu beşli Galatasaray'da şu anda kanat rotasyonunda gözüküyor. Çünkü Morutsan da bu maçta hiç süre almadı. Mesela yedek kulübesindeydi. 10 numarada Oğulcan'ı kullandı, Morutsan'ı kullanmadı. Mesela bir önceki maç Morutsan 10 numaraydı. Ama onun da herhalde transferine bağlıyorum ben. Süre almamasına. İşte Morutsan'a süre verdiğini düşünüyor yeteri kadar belki hazırlık döneminde. Yani Efe Akman'a süre verdi mesela, Morutsan'a vermedi. Ben transfer yordum, bilmiyorum. Sivas'ın ilgisi var. O yüzden riske etmek istemedi herhalde diye düşündüm. Yoksa Morutsan'a da görmek istiyorum demişti karar vermek için. Yani bir maç 45 dakika gördü. Onda mı karar verdi? Bana erken geldi yani 45 dakikada karar verdiyse. Daha çok ağırlık, şimdi bu söylediklerimle beraber daha çok transfer olabilir. Transfer doğru gibi hissettim. Bu maçta Luyin Dama da oynadı. O belirsizlik ortadan kalktı. Vize problemi halledilmiş. Söyledi onun vize olduğunu, söyledi. Söyledi mi? Söyledi. Onu kaçırmışım. O da oynadı. Ağır kaldığı pozisyonlar var ama yine fiziğini kullanıp rakibi bozduğu anlar da var. Onunla ilgili hani stoper hala düşünüyorlar transfer ama olmazsa da böyle karalar bağlamayacak. Anladım. Hani Luyendama var diye düşünecek Okan Buruk. Gördüğüm yani o benim. Yani tabii Luyendama'nın son durumunu bilmemekle beraber Galatasaray'ın Nelson, Abdülkerim, Luyendama üçlüsü artı iki tane de potansiyelli genç oyuncusu var. Avrupa'nın olmadığı bir sezonda o kadar da kötü değil diye bir şeyimiz oldu. Öngörümüz oldu. Çünkü Abdülkerim öyle çok sakatlık problemi yaşayan, maç kaçıran bir oyuncu değil. Devamlılığı var. Nelson'un da aynı devamlılığı var. Avrupa'nın çok hırpalamadığı bir sezonda bu oyuncular çok büyük bir şanssızlık yaşamazsa, eğer tabii o ikiliye güveniyorsa, onu da söylemek lazım. Hani Abdülkerim'i acaba nasıl değerlendiriyor Okan Buruk? Tam bilmiyorum. Hala oraya transfer isteyenler var. Bu maçta da yine izledim. Yine biraz ağır gözüktü. Bazı pozisyonlarda, ikili mücadelelerde rakibin gerisinde kalıyor hız konusunda. Hala tam fizik olarak iyi durumda değil Abdülkerim Bayrakçı. Onu görüp önüne transfer isteyenleri de okuyorum ama ben mantıksız buluyorum. Yani eğer Okan Buruk ikna olduysa, mesela o performansını artacağına ikna olduysa, benim özetle söylemeye çalıştım. O iki oyuncu istikrarlı, birbirlerini tamamlayabilirler ve Abdülkerim'in tabii yerli olmasıyla beraber sana 8 artı 3'te de bir avantajla beraber devam edebilir. Ha, Galatasaray'da diyebilirsin ki çok büyük problem mi? İşte Kerem Yunus evet ama diğer bütün taraflar yabancı oldu Galatasaray'da. O yüzden Abdülkerim'in performansı önemli olacak. Bunların yanına biraz daha kendini bulan bir Luyendama'yı 3 olarak eklediğinde bana çok kötü bir rotasyon gibi gelmiyor. Metehan bir önceki maçta beğenilmişti. Bu maçta da ilk 11 oynadı ama bu maç onun açısından kötüydü. Mesela yenilen golde, Botay'ın golünde ceza sahası içinde kayarak müdahale yapmaya çalışıp çok basit bir çalım yedi. Bu geçen sezon hangi maçta hangi oyuncu yaptı bilmiyorum. Çok eleştirilmişti. Kendi ceza sahası içine kayarak müdahale yapması. Metehan aynı hataya düştü. Botay'dan yine çok güzel bir çalım yedi. Hani Galatasaray'ın da o transfer etmek istediği oyuncunun ne kadar etkili olduğunu bu karşılaşmada da gördük. Yani maçın sivrilen isimleri biriydi Norveçli santrfor. Notlarım arasında o var. Bir de Kazım Can'la ilgili bir şey yazmışım. Savunma performansı yeterliydi. Genelde hücum katkısıyla ön plana çıkıyordu. Savunması eleştiriliyordu. Bu maç savunmasında ben beğendim. Dubois için hani ekstra bir şey söyleyemeyeceğim. Onu çok anlayamadım. 60 küsur dakika oynadı ama iyi mi kötü mü? Bir önceki maç mesela daha kısa süre oynamasına rağmen daha çok etkilenmişti. Bu maçta öyle dikkatimi çekmedi Dubois. Seferovic'te en çok Yunus'un mu işine yarayacak? Evet, sırtı dönük orada topu alıp servis de yapabiliyor. Mesela bu maçta bir pozisyonda hem sırtı dönük topu aldı hem savunma arkasına koşuyla pozisyona girdi Seferovic. Ama takım arkadaşlarını da besleyecek bir oyuncu. Bence Kerem'in de işine yarayacak. Çünkü Seferovic merkeze doğru, orta sahaya doğru kayarken stoperi de çekecektir diye varsıyorum. Kerem de o topsuz koşuları çok yaptı. Geçen sezon öyle goller bile attı. Avrupa maçlarında da Marsilya maçı mıydı, böyle savunma arkası koşusu merkezden delip ona da Yunus'a da çok yarayacak bir oyuncu profil olarak gözüküyor. Gol de attığı müddetçe zaten tadından da yenmez diyelim. Aramıza gidelim, saat başıyla birlikte yine telefon attığımız açık, telefonlarınızı bekliyoruz. Barış Ertül, Ali Erim ve Mert Elam'la Sabah Sporu artık daha iddialı. İddianın sunduğu Sabah Sporu devam ediyor. Yeni saatteyiz. Dinleyicimiz var hattımızda yine. Günaydın, hoş geldiniz. Günaydın, hoş bulduk İbrahim. Ben Kayseri'den, 41 yaşındayım. Satış danışmanıyım.
iki türlü insanı kıskanıyorum. Bir yiyip kül alamayanları, bir de aradığı anda Radyospor'a bağlananları. Siz aradığınız anda bağlanamıyor musunuz hiç? Yok, genelde bir 30 kere falan arıyorum. Ve birkaç gün böyle sürüyor ve sonra vazgeçiyorum. Peki bugün aramanıza sebep olan konu neydi acaba? Bugün şansınızı denemeye karar verdiniz. Bugün aramama sebep olan konu 2 gün evvel konuştuğumuz konu. Yabancı konusu. Peki buyurun, dinliyoruz. Uzun uzun tartıştığınız ikiniz de 180 derece farklı konulara değindiniz. Ve yine bir sonuca varamadınız. Bu yıllardır bu yabancı serbestliği konusunu tartışıyorsunuz Radyospor'da. Hemen hemen sizinle hep aynı fikirdeydim yabancı konusunda. Yani yabancının hep serbest bırakılmasını, yabancı kısıtlamasını çok saçma buluyordum. Ama yıllar içinde gördüklerim galiba beni biraz Mert Elam'la aynı çizgiye getirdi. Yani yabancı serbestliğinin Türkiye şartlarında çok doğru olmadığını, biraz kısıtlama yapıldığında gençlerin önüne açıldığını biraz fark ediyorum. Ama şöyle bir Türkiye gerçeği de var. Türkiye garip bir ülke. 180 derece farklı fikirleri ikiniz de savunuyorsunuz ve ikiniz de haklısınız. Böyle garip bir ülke Türkiye. Yani bence bütün olgular, hayatla ilgili ya da sporla ilgili bütün olgular Türkiye özelinde değerlendirilmeli. Bu konuda bence o konulardan biri. Dünyada %100 geçerliliği olan ve olumlu sonuçlanan bir durum Türkiye'de olumsuz sonuçlanabilir. Tabii her şeyin dengesi farklı, her ülkenin yapısı farklı, şartları. Ama bence her ülkenin yapısından farklı, Türkiye'nin yapısı da çok farklı. Diyorum ya, dünyada tamamen olumsuz sonuçlar doğuran farklı bir konuda Türkiye'de olumlu sonuçlar doğurabilir. Gerçekten biz değişik bir ülkeyiz. Hani bunu övünme amaçlı da söylemiyorum. Aslında bu çok övünecek bir konuda değil. Çünkü genel geçer ahlak kuralları ya da değer yargılarının dışında hareket ediyor bizim toplumumuz. Yabancı konusuna dönersek, birçok yerli oyuncunun zorunluluktan oynatılarak parladığını gördük bu dönemde. Biz zorunluluk olmazsa maalesef gençleri oynatmıyoruz. Bu bir gerçek. Bu biraz şey gibi, yani zorla fidan dikilmezse Türkiye'de ağaç yetişmiyor. Zorlamazsanız olmuyor. Yani kimse kendi kendine o fidanları yetiştirmek istemiyor. Ben o açıdan hak veriyorum. Biraz yabancı kısıtlaması olması lazım. Şu 3 yerli oyuncu zorlaması bile birçok oyuncu için fırsat oluyor Türkiye'de. Doğru. Geçen gün Trabzonlu bir abi bağlandı, hatırlarsınız. Çok sinirliydi. Galiba Ahmetcan diye bir stoperleri var. Tam bilmiyorum Trabzonspor'u. Evet, Ahmetcan. Ve iyi de oynadığını görmüştüm geçen birkaç maç izlerken. Şimdi Ahmetcan'ın yedek kalmasına isyan ediyordu, hatırlarsınız. Mesela Ahmetcan'a güvenilse belki Türkiye çok iyi bir stoper kazanacak ama maalesef işte o yabancı... Bir stoper olacak şu andaki rotasyonda bir stoper transferle birlikte. Peki şimdi dinleyicimiz senin aynı fikirde ya. Senin de aynı fikirdeyim Ali Erim. Kimle, pardon? Seninle de aynı fikir değil. İkimizi de haklı buluyor işte. Yani. Tabii, bir dakika, ben size bir soru sorayım. Aklıma geldi. Mert, sana da tabii soruyorum. Sevgili tabii dinleyicimize de soruyorum. Geçen sene 8+3 uygulandı. 8+3 ile beraber ön plana bir oyuncu çıkarabildik mi? Yunus Akgün. Aynısını ağzından aldım. Başka? Onu biliyorum. Kerem, hocam biliyorum. Yunus Akgün'ü söyleyeceğinizi biliyordum. Kerem'i söyleyebiliriz yine. Kerem 8+3 ile mi çıktı sizce? Bence öyle. Yine Ahmetcan'ı da sayabiliriz. Yani mecbur olmasa başka oyuncuların oynaması, yani birçok oyuncu sayabiliriz büyük ihtimal üzerine düşünürsek. 8+3'ün yani o 3 tane yerli oyuncu zorunluluğuyla beraber Kerem'in çıktığını mı düşünüyorsun gerçekten? Serbest olsa belki yabancı bir kanat oyuncusu alıp onu oynatabilirdi Galatasaray. Evet, kesinlikle aynı fikirdeyim. Yani aynı şekilde Rıdvan içinde kesinlikle bir yabancı şey bulunabilir. Arkadaş bulunabilir. Rıdvan içinde. Mecbur sonuçta 3 yerli oynatmak zorundasın. Transferleri de ona göre yapıyorsun. Eğer serbest olsaydı tahminen takımlarımız genel olarak eğer imkanı varsa yabancıyla doldururdu. Ben %100 hani senin dediğin gibi yetenekli olduğu için oynayan da çoktur. Ama bu kuralın avantajıyla birlikte süre alan oyuncunun da çok olduğunu düşünüyorum. Anımsanmayacak kadar. Tamam, süre çok almaları olur ayrı. Ama mesela parlattığı var mı bu kuralın? Yani bu oyuncu da kaçırmışız ya işte. Bu oyuncu bak 8+3 ile çıktı. Bu kural olmasa. Aslında bu olayı tamamen yabancı kısıtlaması olarak da değil de biraz farklı zorunluluklar, bütçe zorunluluğu. Onu da bunu dahil edebiliriz.
Yani Rıdvan çıkması, işte o zaman transfer yapamaması, bütçenin olmaması. Rıdvan çok yetenekli, kabul ediyorum, ama normal şartlarda Beşiktaş oraya bir yabancı yapıştırır. Rıdvan'ın adını da çoğumuz duymazdık. Şu an yedekte sürünüyor olurdu. Şu an yabancı ülkeye transfer yapıyor. Bence büyüklerden çıkmaması ve küçük ikincilikten yurt dışına gitmesinin sebebi de bu. Çocuklar oynayamıyorlar. Çünkü mesela bir önceki, da anında gidiyorlar. Bir önceki federasyon başkanımızın iddiayla söylediği bir şey vardı bu yabancı kurulu tartışılırken. Önce Sabah gazetesine verdiği röportajda çıkmıştı bu. İşte yabancı kuralı diyorsunuz. Türk takımlarının oynattığı yabancı ortalaması 8 civarı mı söylemişti? 7.7 mi? Evet, 8'de kalıyor. Serbestken de 8'de kalıyor. 8 demişti. O yüzden siz boşuna konuşuyorsunuz. Hani biz doğru işi yapıyoruz demişti. Normalde işte 8 olduğunu kabul edelim ortalamanın. Ondan sonra böyle bir şey getirdiler. O da 8'e işte ortalama aldı. Ortalama 8'de kaldığı zaman diğer 3 oyuncu sabit oynamıyor ki. Sürekli değişken ve yarım yarım sürelerle devam ediyorlar. Yok ha, mesela işte değiştik, kuralı değiştirdik. Ben de onu sormak istiyorum size. O zaman diyordu ki serbestti. İşte ya da öyleydi. Serbestken de 8 yaptık. 8 tane oyuncu oynatıyorduk. Şimdi 8 artı 3 yaptık. Mesela 2 senede farklı kurallarla oynadık. Siz mesela bir değişim gördünüz mü? Benim genel olarak sormak istediğim bu. Hani iyiye doğru gidiş, daha fazla parlayan yerli oyuncu, daha fazla süre alan yerli oyuncu, daha düzenli oynayan yerli oyuncuya bir mahal verdi mi kural? Ha, şunu da diyebilirsiniz. Kurallar bir senede hemen sonucunu vermez. Biraz şey yapmak lazım. Üzerine devam etmek lazım. Çünkü biz mesela o Fatih Terim'in getirdiği ya da Fatih Terim'in temellerini attığı işte yerli kuralı dendi, yabancı kuralı dendi. O kuralla da ilgili aynı şeyi söylemiştik. Yani bir senede sonucunu beklemeyin. Biraz daha süre vermek lazım ki normal doğru sonuçları alalım diye. Ama hani ben bu süreçte öyle bu 8 artı 3 geldi, 8 artı 3 geldikten sonra çok daha farklı şeyler gördüğümüzü pek düşünmüyorum. Yine iyi olan, yine yetenekli olan yerli oyuncu oynuyor. Kesinlikle. Yine sıkıntılı olan yerli oyuncu kenarda kalıyor. Yani Ali Erim, size de katıldığımı baştan söylemiştim. Bu yüzden katılıyorum yani. Aynı anda ikinize de katılabiliyorum. Böyle garip bir durum ama Önder Özen'le Emre Özcan'ın programıydı galiba abi, YouTube'da. Katılmıyorum muydu programına? Orada yabancı Önder Özen karşı çıkıyordu değil mi? Evet. Evet, karşı çıkıyor. Ben mesela o programı izledikten sonra bende bir uyanma oldu. Acaba biz farklı bir pencereden bakıyoruz. Fazla mı iyi niyetliyiz? Özellikle bu ikincilik örneği çok ilginçti. Yani ikincilikten sürekli oyuncuların yurt dışına gitmesinin sebebi sürekli scoutların altın ordu izlemesi olduğunu söyledi. Çünkü orada sürekli süre alabiliyorlar çocuklar. Süre alanı izleyebiliyor onlar da. Süre almazsa izleyemiyor kimse ve kimse de o oyuncu keşfedemiyor. Yani bu biraz da süre almayla alakalı bence. %100. Geçenlerde işte reklam arasında Ali abiyle konuşurken Güvenç Kurtar örneğini verdim. Beknaz'la ilgili, Galatasaray'ın genç potansiyelli oyuncusu. Onunla ilgili bir yorum vardı. Dediler ki işte bu oyuncudan dedi ki bir şey olmaz. İşte kaç maç oynadığını sordular. Çok az maçı var ya da hiç maçı yok. Bu oyuncudan olmaz dedi. Aslında oyuncuyu büyük ihtimal bilmiyor ama demeye çalıştığı şey, oyuncuyu oynatmazsınız ondan hiçbir şey olmaz. İstediği kadar yetenekli olsun. Demeye çalıştığı oydu. Biraz fazla eleştirilmiş. Hatta kesinlikle olmuş ama. U19'u da kasık vuran bir golcü halbuki ama süre alamazsa muhtemelen o da yok olan. Aynen, onu demeye çalıştı Güvenç Kurtar ama onun dediği olacak. Farklı algılandı bence. Aslında tespit olarak çok yanlış bir tespit. Peki, yetenekliyse nasıl süre alamıyor oyuncular? İlla orada yabancı mı tercih ediliyor? Ali abi, şimdi Trabzonspor, Ahmet Can örneği güzel bir örnek. Neden Dansville'de varken bir de as stoper istiyor? Çünkü beklenti yüksek. Garantiye gitmeyi daha çok tercih ediyor teknik direktörler. Ve bu garantiye gitme, bu da rekabetle birlikte geliyor. Bu da rekabet olduğu için daha fazla para harcamalıyız, daha iyi kadro kurmalıyız motivasyonuyla sen yetiştiricilikten uzaklaşıp tamamen anlık başarıya gidiyorsun ve daha hazır oyuncu istiyorsun. Bu sistemin de sana dayattığı bir şey bu. Eğer sistem böyle olmasa, sen biraz daha farklı bakabilsen Ahmet Can'ı da oynatırsın. Ahmet Can oynamayacak kadar kötü bir stoper değil ama Trabzon Şampiyonlar Ligi diyor. Ligde bir kez daha şampiyonluk deyince daha garanti bir stopere gidiyor şimdi. Bu sistem oynattırmıyor sana işte Ahmet Can. Taraftar da sabırsın. Taraftar da yerli oyuncuya sabırsın, yabancıya daha tahammülkar. Yabancıyı biraz daha kabul ederken yerli oyuncu hemen çöp ilan edebiliyor. O da var. Kimse de bu riski almak istemiyor teknik direktörler.
bir de suyu bulandırmak istemiyorum ama bir de geçen gün galiba Demarke'nin bir YouTube programı vardı, Komisyon diye. Onu da muhtemelen izlemişsinizdir. İzlemedim ama menajerlerle ilgili mi? Menajerlerle ilgili olan. Belki o konularda bu işleri etkiliyordur. Oğlum, o kadarını bilmiyorum. Hani tam neye vurgu yapmaya çalıştınız menajerlerle ilgili anlamadım ama. Neyse. Tamam, bulandırmayın o zaman. Çok. Evet, bulandırmayın. Geri alıyorum sözlerimi. Ben bunları söylemek istemiştim. İkinizi de haklı görüyorum. İnşallah kazanan Türk futbolu olur ama şu şartlarda çok zor. Evet, katılıyorum. Son dediğinize de katılıyorum. Evet, teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Mesela bu konu gerçekten ikimizin de haklı olduğu konular var. Ben de günün sonunda zaten ben de şunu söylüyorum. Yani bu yabancı kuralının devam etmesi ya da daha da katılaşması Türk futbolunun çözümü değil. Serbest olması da aynı şekilde çözümü değil diyoruz bu konuda. En fikrim o yüzden bu. Ben sadece şunu söylüyorum. Hani kural buysa bunu artık çok fazla değiştirmenin de bir alemi yok. Yani buradan sonra serbeste geçelim. Mesela başkanın bu yönde bir iradesi olabilir kulüplerle görüşüp. Ki kulüplerin canına minnet zaten. Onlar işte Ahmet Nurşebi'yi de hatırlayın. 8+3'ü de 9+2'ye çevirmek için bir teklifte bulunmuştu. Onlar daha serbest olmasını istiyorlar. Kendilerince haklılık payı var ki Ahmet Nurşebi de aslında fikrini değiştiren başkanlardan birisi. O da eskiden daha farklı düşünüyordu bir sene öncesinde. Bir sene sonrasında o da bambaşka şu an. Hani onunla ters yollara gittik. O daha çok kuralın uygulanması gerektiğini düşünüyordu. Bir sene de fikri değişti. Ben tam tersi şekilde fikrim değişti. Ama dediğim gibi öyle de olsa böyle de olsa bunların da ikisi ya öyle çözüm değil. Bak şimdi başkanların, kulüp başkanlarının artı federasyon başkanlarının fikrinin değişmesinin sebebi siyaset. Başka hiçbir şey değil. Kusura bakmasınlar. Ülke futbolu, kendi kulüpleri ya da futbol görüşleri olduğu için değil. Zannediyorlardı ki Cumhurbaşkanı öyle istiyor. Kusura bakmasınlar, bu gerçek. Öyle bir görüş ortaya koydular. Onu savundular. Baktılar ki öyle değil. Şimdi tersini konuşuyorlar. Biliyor muyuz peki Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın biz şu anda yabancı kuralıyla ilgili ne düşündüğünü? Kendi ağzından da yine duymadık herhalde. Hani zaten niye duyasın Cumhurbaşkanı'nın? O zaman da düşünmeleri gerekirdi bunu. Yani Cumhurbaşkanı'nın yabancı kuralıyla ilgili bir görüşü olabilir de bir diktesi olamaz. Yani yabancı kuralını şöyle yapacaksınız demesi bir Cumhurbaşkanı'nın dünyanın en saçma işlerinden biri olurdu. Ama öyle inanıldı. Federasyon Başkanı da yani kalktı, bunu aldı, öyleymiş gibi ondan sonra işte az önce söylediğim açıklaması, Türk futbolu, Türk gençleri, yok İstiklal Marşı, o şu bu, oraya kadar böyle bir garip bir şey yaptılar. Şimdi peki o hava nasıl kayboldu? Bana onu anlatın. Yani biri bana çıksın onu anlatsın. Şimdi bu federasyon başkanı, bu federasyon başkanı siyasetten bağımsız olarak Türk futbolunun başına geçmiş olabilir mi? Yok. Peki bu federasyon başkanı 6 ay önce söylediğinin tam tersini nasıl söyleyebiliyor? 180 derece tersini söylüyor. Mehmet Büyükeşi diyor ki şeyi serbest bırakabiliriz gerekirse kulüpler şey yaparsa. Ama başkanın ilk düşüncesini biliyor muyuz? Nasıl şimdi oluyor? Onu da şey yapmayalım başkan. Hayır, iki federasyon başkanı arasında nasıl bu kadar şey oluyor? Ha, çünkü başkan eskiden de serbestliğe tamam, başkan, yakın olabilir. Tamam tabii ki olabilir. Başkan üzerinde söylemiyorum ben bunu zaten. Diyorum ki Türkiye Futbol Federasyonu başkanı Türk siyasetinden bağımsız olarak o koltuğa oturabilir mi? Oturamaz. Ama her düşüncesinin de siyasetin şekillendirdiğini varsaymak da hakkaniyetli değil. O zaman sen bu başkanı tamamen kendi... Bilmiyorum. İşte ben de diyorum ki öyle değil. Öyle olmadığı için zaten böyle konuşabiliyor. Yani aslında o yaratılan rüzgarın benim düşünceme göre pek bir alakası yoktu. Ama işte öyle diyormuş, istiyormuş üzerinden çıkıp böyle bir yabancı kuralı getirdiler. Ondan sonra da pek öyle olmadığı anlaşıldı benim anladığım kadarıyla. Ve şimdi de çok rahat bir şekilde kulüp başkanları da sanki futbolu yeniden keşfetmiş gibi bir senede 6 ayda fikirlerini değiştirdiler. Oh ne güzel dünya. Ya, yabancı kuralıyla ilgili fikrim bu kadar nasıl çabuk değişiyor? Peki benim niye değişti sence? Benim ne? Bir gerekçem var mı? Sen garipsin son günlerde bilmiyorum. Sen onunla ilgili dün, dün A dediğine bugün B diyebiliyorsun bilmiyorum. Yani. Çünkü siyasetle falan anladım, bir bağım yok. Siyasetle hani bir hiç. Bağım yok ama bilmiyorum senin. Ama yani bu kadar kolay değil bu işlerin değişmesi. Yani futbolun, hayatın bazı doğruları var. Bu doğruları da hava durumu gibi iki günde bir değiştiremezsin. Yani şimdi yabancı kuralı, yabancı kuralı. Ben hiçbir zaman şunu savunmadım. Yabancı tamamen işte şey olsun, serbest olsun. Öyle bir dünya zaten yok bu arada. Tamam. Yabancının tamamen serbest olduğu bir lig yok.
Ben Premier diyorum ki bir sayı belirleyin arkadaş, artık bu kadar zorlanmayın. Yani çok basit. Hani bu yıllardan beri Ziraat Türkiye Kupası'nın formatını anlattık. O formatın nasıl olması gerekiyorsa yabancı kuralı da benzer şekilde olmalı. Yani bir sayı belirleyin ama bırakın, uğraşmayın matematik formülü. 7 ise 7 tamam, okey, hiç itirazım yok. 6 ise 6 gene itirazım yok. 10 ise 10, 15 ise 15 umurumda değil. Ama bırakın bu 8 artı 3'leri, 7 artı 5'leri. Artıyı bırakın sen. Bir tane işte oyuncu altyapıdan oynayacak mutlaka ilk 11'de. Böyle futbolun doğasına ters şeyleri bırakın. Rakamınızı belirleyin. Artık neyse, bir zahmet. Rakam da bol yani, istediğini seçebiliyorsun. 8 de seç, 9 da seç, 7 de seç. Önemli değil ama bir tanesini seç. Artık arkana bakma diyorum. Bütün söylediğim bu benim. Ama bakıyorsun işte evet hakikaten doğru, işte Türk futbolcular oynayamıyor, o yüzden öyle olmalı diyen adam bir sene sonra diyor ki evet yabancı serbestte kalabilir. Ya bu ne periz, bu ne lahana turşusu. İşte ben orada kendim de fikir değiştirdiğim için çok fazla eleştiremiyorum senin gibi o konuda. Yani fikirlerin şey bak, değişebildiğini biliyorum sana, ben kendimden. Bir de sana şunu söyleyeyim. Seninle alakalı olarak fikirler değişir. Ama fikirler ne üzerine değişir biliyor musun? Fikirler bilgi üzerine değişir. O bilgiye sahip değilsindir. O bilgiyi edinirsin. Araştırırsın, okursun. O bilgi fikrini değiştirir. Ama... Benim bir bilgi üzerine değiştiğini düşünmüyorum. Ama rüzgara göre değişmez. Rüzgara göre değişiyorsa sende sıkıntı var. Ben rüzgara göre değişmedim. Bilgiye göre de değişmedim. Benim bakış açım değişti Ali abi. Yani fikirler illa bilgi üzerine değişecek diye bir kaydı da yok. Bence ben, öyle olur. İşte bilgi bakış açını değiştirir zaten. Onu da unutma. Yani bilgi, bazı şeyler öğrendim bu süreçte. Ama fikrim değiştikten sonra zaten o bilgiler bana gelmeye başladı. Ben... Sonuçta hepimiz belli bir perspektiften, belli bir noktadan bakıyoruz. O noktayı, o bakış açısını değiştirdiğin anda da yeni bir bilgi gelmese de senin fikrin değişebilir. Bu senin için geçer. Neye göre değişti? Bir bilgi durup gelmedi dururken, bana, vahiy gelmedi. Vahiy mi geldi? Neye göre değişti o bakış zaman? Bakış açını değiştirmeye çalışmak da illa bilgiyle olabilecek bir şey mi? Yani bir olaya bir yönden bakıyorsundur. Aa, başka bir yönü varmış dersin. Hani bu bilgi ise bilmiyorum. Sendeki şeyi de anlat, süreci anlat. İşte bilmiyorum nasıl oluştuğunu. Benim genel hayatla ilgili bakış açım zaten değişti. Bunu seninle dışarıda paylaşıyorum. Yayınlarda paylaşmıyorum ama onunla ilgili olduğunu düşünüyorum ben. Tamamen perspektifle ilgili. Gerçi bunu da bilgiye bağlayabilirsin günün sonunda aslında. Sonuçta benim bakış açımın değişmesine vesile olan da bazı şeyler var. Sonuçta daha fazla şeyler okuduğum için belki olabilir. Aslında günün sonunda evet. Çok yanlış da bir şey söylemişsin ama... Doğru. Çok itiraz etmeyeceğim bu konu hakkında. Niye böyle dakikalar sonra ben aynı fikre giriyorsun onu anlamıyorum. Bir kere kabul etsen, ikinde kabul etsen hayat senin için daha rahatlayacak. Senin dediğin otomatik niye kabul edeyim? Otomatik ben? Çünkü ben genel geçer bir şey söylüyorum. Yani bir insanın fikrinin değişmesi için bilgi alması lazım. Bilgi. Başka bir şeyle olmaz. Eğer sen bir şeyi okuyup araştırıp onun öyle olmadığını anlıyorsan perspektifini de o değiştirir zaten. Ama ben diyorum ki rüzgara göre değişiyorsa zaten sende eksiklik vardır. Senin bir bilgin yoktur. Havada uçuşan böyle buluttan bir şey sana gelir. Sen de o rüzgara doğru devam edersin. O zaten eksikliktir. O yüzden de hayatta sağa sola savrulursun. Ama bir konuyla alakalı olarak bir şeyler okudun, bir şeyler edindin, onun üzerine araştırma yaptın, bilgi daracını geliştirdin. O zaman bakış açını değiştirirsin. O zaman dersin ki bu böyle değilmiş, böyle de olabilirmiş. Ben artık bunun daha doğru olduğunu düşünüyorum. Bu sebeplerle. Bu kadar basit yani. Bu hayatın genel gerçeği. O yüzden bunu hani benim ama söylediğim doğru değil. Bu herkesin başına gelen bir şey. Bence senin dediğini otomatik olarak kabul etmem de bence iyi bir şey. Yani sorgulamam ve sonuçta kendim ama bir karar varmam da benim için ki, bence iyi bir şey. Ben sana desem ki su 100 derecede kaynıyor, 0 derecede donuyor, sen onu da kabul etmeyeceksin. Yani bir elinde şey... Yok işte kendi süzgecimden geçiriyorum Ali abi. Elinde termometre, onu da bakacaksın sen. Sen yani benim her dediğimi kabul ediyor musun? Genelde kabul etmeye çalışıyorum. Düşünüyorum böyle, bakıyorum ne diyor. Düşünüyorsun, ben de düşünüyorum. Süzgecimden geçiriyorum. Öyle kabul ediyorsak ediyoruz zaten. Bence ben yanlış yapmıyorum burada ilk başta biraz sorgulayıcı davranmakla. Herkese tavsiye ediyorum bunu. Yani ne olursa olsun bizim dediklerimize dahil hiçbir şeyi öyle kabul etmeyin. Her verdiğimiz nasıl diyeyim tavsiyeyi de uymayın. Eğer size uyuyorsa onu uygulayın tabii ki. Ama önce mantık süzgecinden de geçirin. Bence bu açıdan doğru bir örnek olduğumu düşünüyorum. Diyelim uzattık tabii, yine bu konu uzadı. Araya gidelim, aradan sonra devam edelim. Radyo Spor. Türkiye'nin global Bitcoin borsası Bitay alternatif piyasaları sunar. Bitay, geleceğin yatırımı.
Alternatif Piyasalar bölümündeyiz. Bitcoin'in fiyatını aktaralım size Bitay üzerinden. Dünün de üzerine çıktı Bitcoin ve şu anda 24.035 dolardan işlem görmekte. Son 24 saatte zaten en yüksek 24.100 dolara kadar yükselmiş ve o seviyeyi şu anda koruduğunu gözlemliyoruz. Haliyle diğer coinlerde de yine Bitcoin'e paralel olarak yükselişler söz konusu. Bitcoin'i TL olarak aktaracak olursam şu anda bir Bitcoin 429.661 TL'den işlem görmekte. Türkiye'nin global Bitcoin borsası Bitay alternatif piyasaları sundu. Bitay, geleceğin yatırımı. Barış Ertül, Ali Erim ve Mert Elam'la Sabah Sporu artık daha iddialı. İddianın sunduğu Sabah Sporu devam ediyor. Heyecan onda, coştu onda iddia. İddia. İddia bölümündeyiz. Şimdi bugün günlerden Cuma ve bugünün bülteninde de güzel karşılaşmalar yine dikkat çekmekte. MBS 1 olarak oynanabilecek İngiltere Championship'ten Huddersfield Burnley maçı var ki Championship heyecanı da bu karşılaşmayla birlikte başlıyor. Tabii taraftarların ya da seyircilerin... Şanlı Burnley'e Premier Lig yolunda evet. Başarılar diliyoruz. Kaleyi Muriç'i aldılar. Adana Spor, Adana Demir Spor'dan sonra. McNeil'da Everton'a kaybettik. Öyle mi? Evet, McNeil'da Everton'a transfer olmuş. Weghorst'a gitti. Takım 1-1 dağıldı. Normal alt diye düşünce ufak çaplı bir yaprak dökümü var. Rakip Huddersfield bu maçları takip edebilirsiniz, bahis yapabilirsiniz. Dediğim gibi MBS 1 olarak oynanabilir. Hull City'de yine Acun Ilıcan'ın takımı. Onlar da bu hafta sonu sahaya çıkacaklar. Maçlarına bakayım. Cumartesi günü 17'deymiş Türkiye saatiyle Bristol City ile. İç sahada karşı karşıya gelecekler. Gözler de bir anlamda o maçta da olacaktır. Çünkü çok fazla da Türkiye içinden ya da Türkiye'de forma giymiş oyuncular transfer edildi. Onların performansı da merak ediliyor. Bugün Belçika'da da en üst ligde Saint-Gilloise Charleroi maçı var. MBS 1 olarak oynanabilecek o lig. Geçen hafta başlamıştı herhalde. Rusya'da da yine saat 18'de Ural Krasnodar maçına tek maç MBS 1 olarak oynayabilirsiniz. 3 maça da canlı olarak da oynayabilirsiniz. Ve normalden daha yüksek oranlarla da iddia.com ve iddia bayilerinden oynayabileceğinizi hatırlatalım. Dün Ali abi demişti bir maçta %5'e kadar varan oranla fazla kazanç sağlayabiliyorsunuz. 2 maçta bu %10'a, 3 maçta da %16'ya, 4 maçta da tam tamına %22'ye çıkıyor. Çarpan olunca böyle bir etkisi var işte. Evet, çok fazla maç koyarsanız da kazancınız da katlanmış oluyor. Dilerseniz iddia.com üzerinden de oynayabilirsiniz diyelim. İddiayı da bir kenara bırakalım. Hafta sonu maçlardan program içinde bahsetmiştik. Beşiktaş yarın Sampdoria ile karşı karşıya gelecek. Bu karşılaşmada Beşiktaş'ın ilk defa sistem değiştireceği söylendi. Güller Akgür, Beşiktaş muhabiri Bein Sports'un az önce bir tweet atmış. Bu maçta 4-3-3 taktiğinin de provası yapılacakmış. Tabii başlangıç olarak mı yoksa maçın da mı değiştirecek ama maçın bir anında en azından bu sistemle de oynayacağını öğrenmiş olduk. Acaba bu yapılan eleştiriler yönetimin bir dahli var mı yoksa Valen İsmail kendi özgür iradesiyle mi 4-3-3'e dönecek? Tabii onu kestirmek mümkün değil ancak niyet okumuş oluruz. Umarız tabii Valen İsmail kendi istediği için takımı bir de böyle göreyim demiştir. Üçlü de şu andaki kadrodan pek beklediğini çünkü alamadı son karşılaşmalarda. Diğer denemeleri de yapacak. Hazırlıklar zaten bunun için var. Bu demek değildir ki sezon içinde dörtlü oynayacak ama en azından bir görüp denemiş olacak. Daha önceki maçlarda yapmadı. Hep üçlü de ısrar etti. Oyuncu değişiklikleriyle birlikte de hep aynı kaldı. Ama demek ki bunu da bir yöntem olarak deneyecek dörtlü savunmayı. Ben anlamadım. Neyi? Bu değişimi. Şimdi Gürler yayıncı kuruluşun muhabiri. Beşiktaş'ı oldukça yakından takip ediyor. Çünkü daha Valerian İsmail yeni konuştu. Yani üçlü savunmayla alakalı olarak ben bu sisteme inanıyorum. Bu sistemle şu kadar maç oynadım dedi. Oyuncular sezon başı kampından beri sistemle ilgili bir şikayette bulunmadılar. Aksine sistemin detaylarına uyum sağladıklarını, daha iyi anladıklarını anlatıyorlardı. Şimdi Valerian İsmail bu kadar netken, oyuncular herhangi bir şikayette bulunmazken
bir anda Sampdoria maçında dörtlü sisteminde denenme ihtimali nereden çıktı? Ama sistemin değişebileceğiyle ilgili bir şeyler de söylemedi mi? Hani maç içinde de olur, farklı şeyler de. Ama söylemiş olabilir, ben sanki kaçırdım. Öyle bir şey hatırlıyorum. Eğer öyleyse kaçırdım. Ama normal şartlarda hani ben zaten böyle düşünüyorum. Hani teknik adamların esnek olması gerektiğini düşünüyorum. Ancak şaşırttı beni. O da bak bilgi üzerine belki fikir değiştirmiş olabilir. Vallahi üçüden ya, dört diye. Umarım. Rüzgara göre değil, umarım. Ya da yönlendirmeye yani göre değil. Üçlüden vazgeçeceği, üçlü oynamayacağı anlamına gelmez. Belki bu arada istihbarat da yanlış olabilir. Şimdi belki hiç dörtlü de oynamayabilir. Biz bakalım. Hani doğru varsayıp üzerine yorum yapıyoruz ama yarın net şekilde sen zaten statta da maçı takip edeceksin. Evet. Orada anlaşılır dörtlü mü oynayacak, üçlü mü, onu da pazartesi günü maçı da değerlendiririz. Şimdi birkaç mesaj gelmiş. Adana Demirspor nikli bir dinleyicimiz ne tuhaf adamsın demiş bana. Ali aynı şeyi söylüyor. Aynı söylediği şeyi farklı bir şeymiş gibi tekrar ediyorsun demiş. İnsanın kendi doğruları vardır. Olmalıdır demiş. Konu bu. Başkalarının doğrularıyla fikir değiştirilmez. Nokta demiş. Bu konuda demek ki yaralı bir dinleyicimiz sinirlenmiş. Anlamadım neden böyle yükselmiş. Tabii ki insanın kendi doğruları var ama kendi doğrularının doğru olmadığını gördüğünde de ondan da vazgeçebilir. Yani senin her doğrun sana fayda sağlıyor mu? Hayır, hayatta? Hayır. Sağlamıyor. Eğer fayda sağlamadığını fark ediyorsan bilgiyle birlikte, güzel bence dedin, onu da değiştirmek de senin için daha iyidir yani. O yüzden bir dinleyicimiz de mesaj atmış. Sadece bilgi değil, tecrübe de demiş. Doğru. Hakan demiş. Bilginin yanına hayat tecrübesini de eklemek lazım. Tabii tecrübeyle de işler değişebilir, değişmeyebilir. Fark etmiyor. Biraz bakış açısını değiştirmek daha güzel oluyor. Bu kadar şimdiki mesajlarda. Çok gelmiş gerçi. Konudan çok uzaklaştık. Farklı yerlere gitmiş. Yabancı kuralıyla ilgili yazanlar var. Mustafa Kemal mesela unutuldu yine demiş ama Yılmaz Vural bir maç sonu Cumhurbaşkanı'na çağrıda bulunmuştu. Bu yabancılar paramızı alıyor. Sonra da bizi tanımıyorlar diye. Hemen sonrasında bu kural çıkmıştı diyor. O da ona hatırlatmış. Esprili bir mesaj olduğu için paylaşayım. Neyse başka bir yeni konuya girmeyeyim şimdi. Yine reklama gidelim. Reklamdan sonra da son bölümde toparlayalım. Barış Ertül, Ali Erim ve Mert Elam'la Sabah Sporu artık daha iddialı. İddianın sunduğu Sabah Sporu devam ediyor. Heyecan onda, coşku onda, iddia. İddia. Son bölümdeyiz. Şimdi iddiayı konuşurken aslında bugünkü maçların oranlarını ve işte maçların hangilerinin olduğunu söyledik de cumartesi günü Trabzonspor Sivas maçının da oranlarını ben paylaşayım. Bir fikir vermesi açısından bence güzel maç 20.45'te başlayacak. 1.75 Trabzonspor'un galibiyet oranı, Sivas Spor'un galibiyeti 3.94, beraberliğe de 3.25'lik bir oran verilmiş. 2.5 gol üstü 2.5 gol altı 1.60, yani iddia az gollü Trabzonspor'un galibiyete bir adım önde olduğu bir karşılaşma bekliyor. Trabzon hazırlık dönemini pek iyi geçirmedi. Sivas'ı çok fazla bilmiyorum. Rıza Hoca da transfer bekliyor bir yandan. Özellikle sağ kanat ve 10 numara için farklı isimler gündemde. 10 numara için Morutsan Sivas Spor'un listesinde olan isim. Kanat içinde Enji benim gördüğüm kadarıyla gündemde. O bölgeler şu ana kadar zayıf olduğunu düşünüyoruz açalım. Bay takviye ihtiyaç var diyor ama bu maça da yetişmeyecek. Eldeki kadroyla o da Trabzonspor'u yenmek isteyecek. Onlar da tarih yazmışlardı. Geçen sezonu ilk kez Türkiye Kupası'nı kazandılar ve Süper Kupa'da mücadele etme hakkı elde etmişlerdi. Hafta sonu ağırlıklı olarak böyle Süper Kupa maçlarıyla geçecek. Onu da söyleyelim. Mesela Hollanda'da Ajax'la PSV oynayacak. Almanya'da Leipzig, Bayern Münih mücadelesi var. İngiltere'de Liverpool'da Manchester City. Onların adı Community Shield diye geçiyor. Süper Kupa gibi düşünebilirsiniz. Orada da çok dengeli bir oran dağılımı söz konusu. Liverpool galibiyeti 2.65, City galibiyeti 2.25, beraberlikte 3.22. Ali abi bilmiyorum takip ettin mi ama iki takımdan favori olarak gördüğün biri var mı? Yeni sezonda kim daha iyi şekilde giriyor sence? Haaland'la takımını güçlendirmiş. Gerçi diğer tarafta da Nunez geldi. Önde gördüğün bir takım var mı bu karşılaşma öncesi? Valla Klopp biliyorsun akıl oyunlarına başladı dendi. Hani Premier Lig işte dünyanın en iyi ligi ama Manchester City şampiyon olacak gibi gözüküyor. Gene dedi. Geçtiğimiz hafta içerisinde. Daha oradan bir şeyi verdi. Startı verdi iki ekip arasında.
Açıkçası bu karşılaşmayla ilgili bir düşüncem yok. Hani şu ağır basar, bu ağır basar. Çünkü komite şitler biraz ilginç oluyor İngiltere'de. Tempo düşük olabiliyor zaman zaman. Bakış açısı da farklı olabiliyor ama yine çok iyi bir karşılaşma olacaktır. O karşılaşmayı ortaya koyarlar. Ama bir açıkçası favorim yok. Şimdi son bölümde toparlıyoruz dedik. Haberlere de ben de bakıyorum. Galatasaray'da da hafta sonu hem maç var. Fiorentina ile önemli bir hazırlık karşılaşması. Hem de genel kurullar var. Başkan Dursun Özbey'i dinlediğimizde zaten o da hatırlatmıştı. Hem bütçeyle alakalı hem Kemer Burgaz'la alakalı başkan üyelerden bazı yetkiler isteyecek. Cumartesi ve pazar günü iki ayrı gün Galatasaray camiasının oraya toplantı salonu nerede yapıldığını şu anda bilmiyorum ama oraya akın etmesi bekleniyor. Çünkü çağrıda da bulundu başkan. Dün de bir sunum yapıldı bildiğim kadarıyla. O yüzden Galatasaray için işin o kısmı da hareketli geçecek. Bir yandan da transfer tabii konuşuluyor. Dün benim takıldığım, programın girişinde de bahsettiğim bir haber yapıldı. Ali abi Kadir Çetinçalı yaptı. Evander için her konuda anlaşıldı. Oyuncuyla anlaşma tamam, kulübüyle tamam. Okan Buruk'la son bir görüşülecek. Okan Buruk onay verirse transfer gerçekleşecek diyor. Bu transferlerde en anlamadığım noktalardan biri. Biz 3 haftadır herhalde öyle veya böyle Evander ismini konuşuyoruz. Mesela niye Okan Buruk'un şu anda onayı bekleniyor? Okan Buruk'un onayı yoksa bu oyuncuyla 3 haftadır ne konuşuluyor? Ben bunu anlamıyorum. Ya haber dilinde bir yanlışlık var ya da gerçekten iş çok saçma. Hangisi sence? Yani burada gerçekten Okan Buruk'un son onayı mı bekleniyor? Mesela Okan Buruk işin maddiyatını görüp mü karar verecek? Yani onun Okan Buruk'a kalmaması lazım mesela. Hani bu oyuncu pahalı, almayalım diyecek kişi Okan Buruk değil. Alternatif olabilir. Benim aklıma da o geliyor. Bir 10 numara listesinde Evander, işte Mert Ali olabilir. Evander'le son noktaya kadar gelip Okan Buruk'a bu mudur? Yoksa Mert ve Ali ile konuşalım. Yani istiyorsan Evander cepte ama başka bir alternatif varsa o listede onunla da görüşmemizi ister misin? Öyle bir şey sorulabilir. İşte buraya gelene kadar ne yapıyorsunuz? Ben bunu anlamıyorum. Bazı oyuncular öyle yapıyorlar. Yani anlaşıp bekletiyorlar. Son aşamayı getirip beklettikleri oyuncular olabiliyor. Hatta teknik direktörler olabiliyor. Benim aklıma o geliyor. Ama hani normal şartlarda zaten hani Galatasaray'ın kısa sürede artık hareket etmesi lazım. Çünkü lig başlıyor. Yani Galatasaray ile ilgili zaman vardı dedik ama Galatasaray biraz belli bir dönemi yavaş geçirdi transferde. Artık hani o oyuncuların gelip Galatasaray'a bir an önce uyum sağlayıp takıma alışması ve katkı vermeye başlaması lazım hemen. Ki Galatasaray işte sen de geçtiğimiz hafta içerisinde söyledin, biraz hazır oyuncuya ihtiyacı var Galatasaray'ın, gelip katkı verecek oyuncuya ihtiyacı var. Hani bunu Grealish transferinde Cenk Ergün üzerinden söylemiştin, öyle bir anlaşmazlık çıktı dile getirmişti. Gerçi Evander de sakat, adam oynamadı son maçlarda. Yok, şu açıdan söylüyorum hani o yüzden de Galatasaray'ın hani artık transferde o mu bu mu'dan ziyade bu mu, tamam bu hemen halledelim noktasında olması beklenebilir. Ama senin söylediklerinde eğer haber dilinde dediğin gibi bir yanlışlık yoksa, hani Okan Buruk onayıysa, ben başka bir alternatifin de olabileceğini düşünüyorum. Alternatif var tabii. Amin Halit ismi şu anda iki konuşulan on numaradan biri de bana garip geliyor ne olursa olsun. Mesela Beşiktaş da şu anda bir transferi bekletiyor. Kenny Bandırma Spor'dan ama bir gerekçesi var mesela orada, işte Enkudu ile yollar henüz ayrılmadı, sol bek daha öncelikli, o yüzden Kenny'yi bekletiyorlar, bana daha kendi içinde mantıklı geliyor ama burada hani Okan Buruk onay verirse gerçekleşecek, bana hala çok oturmadı, çok fazla anlayamadım. Bir de yine senin çok sevmeyeceğin bir haber gördüm, onu da program biterken paylaşayım. Duran toplara dikkat mi? Yok, Sercan Dikmen'in haberi, Beşiktaş şu aşamada yabancı stoper transfer etmeyi düşünmüyor demiş. Yani yerlilerden de öyle senin beklediğin seviyede benim aklıma bir Kaan Ayhan geliyor. O olursa belki senin dediğin olur ama yabancı konusunda şu aşamada dediğim gibi yine değişebilir fikirler. Beşiktaş'ın yabancı stoper transfer etmeyi düşünmediğini paylaşmış. O konudaki düşüncesi de bu teknik heyet ve yönetimin. Ama sol bek konusunda gelişmeler var. Farklı isimler gündeme gelmeye devam ediyor. En son Arjantin'den bir isim geldi gündeme. Enzo Diaz, Talleres forması giyiyor. Arjantin dışına çıkmamış kariyerinde oyuncu. Profesyonel kariyerine de eğer Transfermarkt verileri bizi yanıltmıyorsa bayağı da geç başlamış. Yani 22 yaşında gözüküyor ilk takımı, A takım seviyesine çıkması. Ondan öncesi gözükmüyor. Ama oyuncunun da hani
güncel market değeri 4 milyon euro olarak paylaşılmış. 1995 doğumlu bir oyuncu, sol bekte tek olarak oynayabiliyor. Böyle stoper, sol ön geçmişi gözükmüyor. Bu sezonda bakayım, hazır bir oyuncu. Toplamda 28 maça çıkmış. 2273 dakikada 1 gol 2 asistlikte bir performansı var oyuncunun. Bakalım, orada farklı isimler var. Cihatse Beşiktaş için kadro dışı kaldı haberleri vardı dün. Son karşılaşmada oynamak istememiş ve transfer talep etmiş takımından. O yüzden de kadro dışı kaldığı söyleniyor. Bakalım orada 2-3 alternatif üzerinde ilerleme sağladı Beşiktaş. Hangisini getireceğini de belki teknik direktör raporuyla karar verecektir. Evet, benim önümdeki notlar bunlar. Haftayı da bitirmiş olduk. Yine çok fazla gündem maddemiz vardı bu hafta. Maçlar, Fenerbahçe'nin, Başakşehir'in, Konyaspor'un maçları, transferler, gelenler, gidenler, Kim Min-jae oldu mesela gidenlerden. Yine hareketli bir haftayı geride bıraktık. Artık iyiden iyiye Süper Lig ateşi de yanmaya başlayacak. Bu hafta sonu Süper Kupa'yla o tadı almaya başlayacağız. Cumartesi günü Trabzonspor, Sivasspor. Öbür haftada fikstür de değişti bu arada, hazır. Evet, aklımdayken onu da söyleyeyim. Fenerbahçe tabii elenince fikstürü değişmek durumundaydı. Normalde Cuma oynayacaktı ama o maçların tarihi değişti. Trabzon'un maçı 19-15'ten 21 alındı. Yani Süper Lig Trabzon'un ilk karşılaşmasıyla başlayacak. Cuma'dan itibaren, yani önümüzdeki hafta Süper Lig'e de tekrar merhaba diyeceğiz. Heyecanlı bir hafta bizleri bekliyor. Haftaya büyük ihtimal Barış abi de aramıza katılır. Bir aksilik olmazsa onunla birlikte. Ali abinin de çok tatile çıkası yok. Bu dönem benim de öyle bir planım kısa vadede gözükmüyor. Biz de bir hastalık engeli olmazsa, başka bir sıkıntı olmazsa yine karşınızda olmayı umuyoruz. Herkese keyifli hafta sonları diliyoruz. Hoşçakalın. Barış Ertül, Ali Erim ve Mert Elam'la Sabah Sporu artık daha iddialı. İddia sundu. Heyecan onda, coşku onda, iddia. İddia. Radyo Spor. Tekrar yayınlanan programı dinlediniz.